Biraz uzun olacak ama anlatalım. Evet, bayağı uzun hikayesi var. Çok evrildi. Çok evrildi. Yani. Neden böyle bir arabayı tercih ettiğimden çok, aslında şöyle başlayalım. Ben aslında klasik Amerikanlara tövbe etmiştim 2014 yılında. 74 model Camaro'm vardı. Çok uğraştırdı beni ama yani ustaların elinde gerçekten telef oldum. Asker dönüşü sattım onu. Sonra motora merak saldım. Bir Harley'im vardı. Harley'i çok uzun süre kullandım. Ama sağlık problemlerinden ötürü satmak zorunda kaldım. Öyle olunca tabii bir para kaldı elde. Tabii bir şey yapmamız lazım, bir şey yapmamız lazım diye bakınırken aslında bu arabayı takip ediyordum. İlana giriyordu, ilandan çıkıyordu. Sahibinde siyahı da vardı bunun. 1,5 kabin olanı. 2016 yılında sonunda ilanlarda yakaladım. Aldım. İlk aldığımda da evden büyük tepki gördüm işte. Pazar arabası mı aldın? Ne bu kamyonet? Buna mı bineceksin? Ki bayağı hani normal arabalarımı bıraktım. Bununla geziyordum ben. 4-5 ay, 6 ay belki. Bununla gezdim. Beni bu Amerikan içine bulaştıran aslında Serdar abi ile Özcan abi var. Aslında ustalardan kurtulmamı sağlayanlar da onlar. İşi öğretenler. Özcan abi elektrik konusunda çok yardımcı olmuştu bana. Serdar abi de mekanik anlamda. Arabayı aldım. Şimdi projeyi şekillendirmek istiyoruz ama seçenek var işte. 5-7 Gen 1 bir Amerikan Blue da takabiliriz. Asıl gündemde olan o zamanlar Blueprint diye bir markanın 10.3 litre direkt böyle karbüratörlü takabileceğin 800 beygirlik bir makinesi var. Acaba onu mu taksak diye düşünüyoruz. Ben ona çok yakındım. Çok heves ediyordum ona. Ama ondan sonra Serdar abiyle böyle akşam sohbetlerinde dedi ki sıkılacaksın. Yapacaksın. Onun limiti o. Takacaksın. İşte en fazla eksantrik takarsın. Hadi 1000 beygir oldu. Onunla uğraşacaksın. Onun torku şaseye problem yaratacak falan. Hani bu kadar naif düşünüyoruz. Tork şaseye problem yaratıran daha normal bir şey yapalım. Dedi ki LS Turbo yapacağız o zaman. İyi, güzel, tamam. Motor aramaya başladım. Motor arıyor ama Türkiye'de benim aradığım motor yok. Biz rekoru kırana kadar da kimse bu demir blok LS'leri açıkçası bilmiyordu ne yapılabileceği anlamında. Buradan bir garajla anlaştım. Yurt dışından motor getirecek bana. 5000 dolara anlaştık garajla. Mal gümrüğe geldi. Dediler ki gümrükten 5000 dolar rüşvet istiyorlar. Dedim ki yok, alamam. O zamanlarda Maslak'ta kamyonetin işte parçalarını getirmek için görüştüğüm bir dükkan vardı. Orada oturuyorum böyle. Sohbet ediyoruz dükkan sahibiyle. Biri girdi içeri. Ya dedi bak işte Nalcı dedi LS'çi senin gibi dedi. Kaan diye bir arkadaşımız. Daha doğrusu abimiz. Yaşı büyük. Aa dedi işte sevindim böyle LS'le uğraşan birini gördüğüme falan dedi. Dedim abi ben motor arıyorum. Sende var mı? Var dedi. 5-3 var dedi bende bir tane. Aa dedim tam aradığım makine. Satar mısın? Satarım. Pazarlık yaptık ettik falan. O motoru aldık koyduk kenara. 5000 olarak makine. Ben kaporamı geri aldım. Dedim ne yapıyorsanız yapın. Garajın adını vermek istemiyorum. Çünkü oraya da geleceğim bir birazdan setup hazırlamaya başladık. İşte normalde bütün parçacılar tek siteden almaya alışmış. Daha doğrusu alışmış derken herkes öyle yapıyor. İşte gidiyor Classic Industries'den, Summit'ten, Jags'dan falan böyle parçaları toparlayıp listeyi veriyor alınması için. Ya listeyi hazırlıyoruz. İşte swap kiti başka sitede, başka seçenekler var. İşte bilmem ne parçası bilmem nerede. Tabii bu arada hem adamı bir yandan işe anlatmaya çalışıyorum nasıl satın alması gerektiğini. Çünkü o da Amerika'daki başka birini aldırıyor. Bir yandan da okuyorum neyi nereye takabiliriz, ne yapabiliriz. Çünkü ben hayatımda ne swap yaptım, ne atmosferik bir arabayı turboladım. Yani yeni yetmeyip o zamanlar. Kendim yapmayı kafaya koydum çünkü gerçekten bir önceki Camaro'da sıtkım sıyrılmıştı sonradan. Bir dünya para harcadım. Arabayı hiç kullanamadım doğru düzgün. En son işte iki kere şanzıman kırdı diye sattım arabayı. İşte bir yandan bizim parçacıya işi anlatmaya çalışıyorum. Bir yandan ben işi öğrenmeye çalışıyorum. Bir şekilde parçaların siparişini verdik. Elimde motor da var. Motor da anlaştık. Motoru da işte Kaan'dan aldım. Getirdim koydum buraya. İşte motorun sağını solunu temizliyorum ama hani motor çıkma. Faturalı falan ama çıkma motor. İşte sağını solunu kurcalıyorum, orayı burayı temizliyorum. Hiçbir şeyini değiştirmedim motor. Olduğu gibi duruyor böyle. İlk sipariş, yani motor siparişini verdiğim garajdan da kaporamı almam lazım. Gittim garaja. İşte anlatıyorum. Bak abi işte böyle böyle yani benim motoru almam lazım. Sana bir tane LS2 vereyim diyor. Tamam abi LS2 ver ne yapalım hani gömlek çaktırırız, kullanırız bir şekilde. Aşağı indirdi, motoru gösteriyor. Motor bitmiş. Yakıt rayları kaynaklı, bobinlerin her biri farklı. Abi bu olur mu böyle, ben bunu nasıl kullanacağım? Kullanırsın abi, ne kadara vereceksin? 9000 dolar. Abi dedim 5000 dolara ben senden motor alacaktım. 9000 dolar nereden çıkıyor? Neyse dedik ya tamam işte bir şekilde hallederiz. İşte taksitle ödersin falan, ne şanzıman koyacaksın dedi. Abi TH400 koyacağım dedim. Aa iyi, 4 ileri yani iyi yaparsın dedi. O öyle deyince ki yılların Amerikan garajı. Abi dedim tamam sen benim kaporamı ver. LS2'nin de sende kalsın. Yani TH400'ü 4 ileri diyorsan sen de zaten biz iş yapamayız. Neyse o garajı öyle ekart
adapte ettik. Kendi yeni motorumuzu bulduk. Bu arada ilk swap parçaları atmosferik olarak geldi. Yani daha ilk etapta turbo niyetim yok. Var da ileriki setuplarda yaparım diye düşünüyorum. İşte şanzımanım geldi, swap kitim geldi. Ben hep böyle base bir setup düşünüyordum bu arabaya. 500-600 beygir olsun işin son noktasında, turbo olduğu zaman da. Günlük bineyim hani, gezebileyim arabayla. O yüzden işte OEM Bey'in kullanacağım. İşte OEM Bey'in nasıl standalone gibi çalıştırırım, onun diyagramlarını falan okuyorum internetten. Ama işin içinden çıkamıyorum, olacak gibi değil. Okan diye bir arkadaşım var. O dedi ki, standalone niye takmıyorsun? Abi ben standalone nereden bileyim, anlamam, beceremem, bilmem falan, bir şekilde Amerika'dan bir akrabasıyla bana zorla standalone getirtirdi. Megaskirt, hala o beyin var üstünde. Arabanın swap parçaları geldi, şanzıman geldi, her şey geldi. Arabayı swaplayacağız. Hemen Serdar abi aradım. Serdar abi geldi. Onların fotoğrafları, videoları falan hepsi var. Hepsini paylaşırım seninle. Gene bu garajdayız. Hatta tam şu noktadayız. İşte motoru aşağı indirdik, bir şeyin üstüne koyduk. Sehpanın değil, paletin üstüne koyduk. Yerde şanzımanla birleştireceğiz. Biz şanzımanla takabileceğimizi düşünüyoruz arabanın içine. Sıfır şanzıman. Caraskalla yaklaştırdık motorun arkasına. Böyle oturtturduğumuzu düşündük. Vidalarını sıkıyoruz. Ben bir şanzıman tutuyorum. Serdar abi de işte kolla civataları sıkıyor. Tak diye bir ses geldi. Ben anlamadım ne olduğunu. Serdar abi bastı küfürü. Abi ne oldu? Lan dedi, şanzıman kırıldı. Dedim abi nasıl kırılır şanzıman? Kasılmış alüminyum case, üst kulaktan kopmuş. Akşamüstü 4 falan. Hemen bizim şirketin çalıştığı bir kaynak firması vardı, onu aradım. Abi dedim, bunu kaynatmamız lazım. Dedi ki, biz alüminyum kaynağını burada yapmıyoruz. İMES'e gideceksiniz. Akşam o saatte şanzımanı kopan parçaya yükledik. İMES'e gittik, kaynattırdık. Geldik yere, topladık her şeyi. Motoru artık arabanın üstüne atacağız. Bütün bu da arabanın ön tarafı sökülü. Girmiyor. Şanzımanla birlikte mümkün değil, girmiyor. Lift falan hiçbir şey yok tabii burada. Motoru koyup şanzımanı ayrı koyma ihtimalimiz olduğunu düşünmüyoruz. En son gece saat 3'te dev kalaslarla bir yanını işte şaseye yaslanıp bir yanına da biz yaslanıp motoru kaktırarak içeri soktuk. Yaptık, oldu, tamam, güzel. Her şeyi bağlamıştık üstüne. Zaten kulaklar, yani Amerikan motoru şey gibi, yani aslına baktığın zaman yağ filtresi değiştirmek daha zor motoru takmaktan. Yukarıdan indiriyorsun, iki tane civatayı takıyorsun, bitiyor. Motor yerine oturuyor. Bir de bunun üstteki kulaklarda poliüretan, tek başına duruyor motor. Arkasında şanzıman olsa bile arkaya falan eğilmiyor. Neyse, motoru yerleştirdik içine. Ben başladım işte elektrik tesisatını yapmaya arabanın. O arada beyin geldi. Beyini bağladım. İki saat sonra marşını bastım arabanın. Standalone güzel bir şeymiş gerçekten. Direkt base map'le çalıştırdım. Hayır canım, yazmak diye hiçbir şey yok. Sıfır ya, bak sıfır. İnternetten işte YouTube'dan guide okuyorsam onu okuyorum. Forumda, şimdi Megaskirt'ün forumuna girdiğin zaman benim kullandığım MS3 Pro diye bir serisi. Daha böyle yeni nesil standalone'lar gibi. Böyle open source şeyleri yok. Ya var da istersen ekleyebiliyorsun ama o Megaskirt'ün forumundaki gibi çılgın şeyler yok. O yüzden onlar çok üst seviye geliyor bana. Okuduğumu da anlamıyorum. Ya bildiğim tek şey var işte, yakıt haritası nedir? Zengin fakir, onu biliyorum. Timing, miming, hiçbir şey yok. Base map'le çalıştırdım arabayı. Elektrik tesisatını bitirdim. Kafayı topladım. Bu kasanın alt tarafı çok kötüydü. İşte onun paslarını temizledim. Bir kaynak kursu almıştım. Kaynatabildiğim kadar kırık kopuk yerleri kaynattım. Bir şekilde arabayı topladım ben. İşte yakıt sistemi falan her şey yenilendi. İşte üstü metal kaplı hortumlarla falan komple yaptım. Her şeyi oturtturdum yerine. İşte şaftın ölçüsünü aldım. Gittim şaftı uzattırdım. Araba çalışıyor, yürüyor. Ama tabii ayar yok. Gaza basıyorsun. 3 saniye sonra falan açılıyor. Neyse, Maslak'a gittim. Emin Usta'ya. Emin Usta bir egzoz yaptı. Atmosferik olacak. O zaman da bana işte bu beyni getiren arkadaşım Okan'ın bir tanıdığı varmış. İşte Megaskirt'leri yazılım yapıyor ki hala piyasada yazılım yapıyor. Ben dedi seni onunla meçliyim. Yazılımını yapsın seni. İşte sabahtan Emin Usta ile konuştuk. Maslak'a gitti araba. Ben akşama kadar başındaydım. Egzozu yapıldı. Akşam da bu yazılımcı arkadaşımız gelecek. Geldi işte, arabaya bağlandı. Tamam dedi, yola çıkabiliriz. Yapıyor bir şeyler. Ben arabayı kullanıyorum. Tabii ilk heves, ilk heyecan. Yolda kullanıyorum arabayı. Oraya çekiciyle gitmişti. İyi güzel yaptı yazılımı. Ertesi gün sürekli işte işe gidip geliyorum. Bunu kullanıyoruz devamlı. Test ediyorum. Bir aptallık var arabada. Araba böyle bir gaza basınca yığılıyor, ediyor. Tekrar aradım. Abi dedim, hani bu olmadı herhalde. Bir daha bakabilir miyiz? Tamam kardeşim, gel bakarız dedi. Ataşehir'de buluştum. Hatta buluşup arabaya binip oradan bir ayrılışımızın videosu var. Böyle yaka yaka gidiyor. Neyse,
tekrar ayar yaptı. Ya, hala benim içime sinmiyor. Ondan sonra ben programı ciddi ciddi kurcalamaya başladım. Şimdi diğer stand-alone'ları bilmediğim için hani ben sırf bunu biliyorum. Kendi kendine hava yakıt karışımını ayarlayabildiği bir modu var beynin. Self-learning gibi. Açtım da onu kullanıyorum. Bütün kutular self-learning ne yapıyorsa oymuş zaten. Değiştirmiyor hava yakıt karışımını araba. Otomatik ayarı yapmış zaten yazılımcı bana. Hiçbir şey ellememiş ki. Base map'e bakıyorum. Timing haritası base map'le aynı, hiçbir şey değiştirmemiş. Ha, yazılım yapmamış bana. Para mı alıyor? Neyse, ondan sonra ben o self learning'in işte target modundan real time moduna çevirdim. Dedim tamam, şimdi doğru verileri veriyor bana. İşte gidiyorum, geliyorum, kurcalıyorum, ediyorum ama asla bir yazılımcı kadar olamam zaten. Yani hava yakıt karışımı düzgün ama işte araba bir gitmek istemiyor falan. O dönemde de Can işte dedi ki, Onur diye bir arkadaşım var. Gel seni onunla tanıştırayım. Araba atmosferik. İşte Onur'la tanıştık. Nalcı'yla ben nasıl tanıştım? Bizim Cano var. Cano Vax. Ondan sonra Can Nalcı'dan bahsetmişti. Ondan sonra tamam, onu tanışalım falan dedim. İşte Onur da hiç Megaskirt yazmamış ya da yazdıysa yıllar evvel yazmış. Bir bindik işte, bir avans haritasını kurcaladı dinlemeden. Şimdi küçük bir laptopum vardı. Beyinle var bilmem ne. Megaskirt takmıştı o zaman makinesine. Ondan sonra atmosferik makine. Haritayı açtık. Öyle biraz masanın üzerine bızıkladım. Dedim sen bunu bir at. Attıktan sonra dedim bana dedim söylersin dedim nasıl oldu, nasıl bitti falan diye dedim. Tamam dedi. Bir araba canlandı, güzel oldu falan. Nalcı herhalde kendi yapıyordu. Bir yazılımcı desteği almıştı. Ondan sonra onu beğenmeyip kendimi yapmıştı. Öyle bir şeydi. Tam net hatırlamıyorum yani, hayal mi? Hatta şeyi çok net hatırlıyorum mesela. Benim de Megaskirt konusunda çok böyle tecrübem yoktu. Oğlum close loop yapmamız lazım buna demiştim. Gidip arabaya binmiştik. Ben close loop yapamamıştım. Araba stop etmişti, çalıştıramamıştık. Tamam tamam, gerek yok, bunu kapatalım. Buna da ne gerek var falan deyip devam etmiştik. Neyse, ondan sonra biz Onur'la bir daha konuşmadık. Dedim ki egzantrik takacağım ben arabaya turbodan önce. Egzantrik malzemelerini sipariş ettim. İşte lifter'lar geldi, egzantrik geldi. Ama ben hayatımda bu arada hiç motor açmışlığım yok. Güzel motoru söktüm arabanın üstünde. Tabii üst kapak, müst kapak, kapak contası geldi. Yani normalde değişecek ne varsa geldi. Üst kapak contası geldi. İşte karter contası, ıvır kıvır onlar geldi. Ben başladım motoru sökmeye. LS'in şöyle bir avantajı var. YouTube'da inanılmaz video var. Neyin nasıl yapılacağıyla alakalı. Onların da fotoğrafları, onları da paylaşırım seninle. Bayağı kapakları söktüm. O zamanlar burada bekarken burada alt katta yaşıyordum. Kapakları söktüm. Güzel bulaşık makinesine attım ben kapakları. Tabii bir hafta falan böyle motor yağ kokulu yedim ben yemeklerimi. Neyse onları güzel orada temizledim. İşte yağ pompasını falan değiştirdim mi? Hatırlamıyorum. Değiştirmiştim sanırım yağ pompasını da. Şimdi egzantriyi taktım. Kapakları taktım. Makineyi komple topladım. Her şey var. Yani yani işim zaten hani torna olduğu için elim anahtar tutuyor. Onlarda sıkıntı yok. Anlıyorum hani neyin nasıl yapılacağını. Onu da zaten bilmesem mümkün değil. Yapamam yani. Arabanın kolu bacağı düşerdi aşağıya. Neyse makineyi topladım. İlk marşı bastım. Mümkün değil. Rolanti tutmuyor. Kafayı yiyeceğim. Egzantrik var. Yani çatara çatara yapıyor ama dalgalanıyor sürekli ya da direkt stop ediyor. 3 gün. Allah komşular Allah haklarını helal etsinler. Burada kapı kapalı. Şuradan yarım açık altı. Ölmeyeyim diye içeride. Rolanti için ayar yaptım. 3. günün sonunda çözdüm nasıl olduğunu. Evdekiler bir şey demiyor. Çok şükür. Onlar da bir şey dese zaten yapamazdım bu projeyi. Çünkü bir dönem gece 2'lere 3'lere arabanın altında uyuduğumu hatırlıyorum. Sabaha karşı 5'te böyle taban sacına uyandığımı hatırlıyorum yani. Çok uğraşmıştım o dönemde. Rolanti işini çözdüm. Egzantriyi taktım. Bu arada egzantriyi takarken de egzantrik gündeme geldiğinde turbo artık kesinleşmişti. Ya siparişi vermiştim ya da vermek üzereydim. Aldığım çıkma intercooler'ı taktım ben arabanın önüne hazır motoru falan sökmüşken. Araba atmosferik ama önde intercooler duruyor. Neyse bir dönemde öyle gezdim. Onur'la o zaman konuşmuş muyduk? Hayır. Egzantrikten sonra Onur'la konuşmadık. Ben rolantiyi oturttum. Zaten AFR'yi az buçuk ayarlayabiliyorum. Timing haritası da olduğu gibi duruyor yani. Ondan sonra işte egzantriyi taktık. İşte egzantrik de gene 1-1,5 ay gezdim. Orada turbo parçaları geldi. Şimdi turbo yapacağım. Kimle yapacağım? Nasıl yapacağım? Hazır bir kit yok. Okan gene. Okan'ın emeği büyüktür bu projenin başları için. Tabi bu arada Serdar abiyle de devamlı konuşuyoruz. Abi orayı taktım olmuyor, burayı taktım olmuyor. Elektrik işleriyle de işte devamlı Özcan abiye danışıyorum. Süreyya'ya götürdük bütün parçaları. İşte üstünde swap için olan böyle bir short headers'lar vardı. Onları da verdim. Ama kafamda böyle birkaç şey var. Plan var. Egzozlu sistemin nasıl yapılmasıyla alakalı. Tarif ettim Süreyya abiye. Hayır. Hayır canım, kendi kendime geziyorum. Benim o işler
yani eskiden vardı ama şöyle ben tatlı su kurbağasıydım. Bir tane Şirokko vardı. Muy 37. Onunla işte Şirokko'larla rolling'e çıkıyorduk akşamları. O kadar 200 beygirin heyecanı. Ya bununla kendimi eğliyorum yani. İşte akşam oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Ama şey eğiliyor devamlı. Orasını yapıyorum, burasını yapıyorum. De her şeyi kendim yaptığım için yapıp da pozitif sonuç almaya başladıkça insan daha bir şekleniyor. Aklıma geleni buraya da şu tesisatı yapayım diyorum. Onu yapıyorum. Zaten bu arabanın o ilk şeyi sayesinde elektrik konusunda gerçekten iyi bir yere geldiğimi düşünüyorum. Ya şimdiye kadar hiç bizi yolda bırakmadı elektrik anlamında araba. Neyse Süreyya abiye işte bizim de işimiz boru ek parçaları olduğu için işte dirseği, borusu işte bütün metal malzemelerini götürdüm bıraktım Süreyya abi. Abi dedim işte şöyle şöyle yapalım. Tamam ben halledeceğim dedi. Akşam video geldi. Sabah bıraktım. Akşam bana video attı. Tabii. Murat gel diye. Bütün bitirmiş. Intercooler boruları, işte ara borular her şey bitirmiş. Gittim egzoz meksoz turboyu. Ben gittim de turboyu yerleştiriyordu üstüne. Gittim abi dedim eline sağlık. Her şeyi takmış güzel ama şimdi ben hiç şeyi bilmiyorum. Westgate'in vakum attığı nasıl bağlanır? Blow-off'un nasıl bağlanır? Hayır erkekliğe bok sürdüremiyorum değil yani. İnsanlar bana onu bilmediğimi düşünemiyorlar herhalde. Hani adam bu kadar projeyi yapmış gelmiş onu da biliyordur herhalde diye. Ben bir şeyleri bağladım. Kimse de bakmadı bir şey de demedi. Güzel çıktım şeyden Süreyya abiden. Egzoz da kaputtan çıkıyor. Böyle endo egzoz arkada Westgate tabii. Çünkü arabanın aslında motor havuzu çok küçük. O headers'ları öne koyduğun zaman arka tarafa mümkün değil herhangi bir egzoz borusu geçiremiyorsun. Kaputtan çıkarmıştık. Polise falan yakalamadan küçük küçük ben buraya kadar geldim. Ertesi gün işe gideceğim. Çıktım. Şu yolda böyle bir gaza oturdum bakayım ne yapayım. Araba bir anda patırdamaya başladı falan. Bir yerde bir hata var. Küçük şeyi takmıştım. En zayıf Westgate. Tabii Westgate. Westgate yayını takmıştım. Şirkete gittim. Açtım şeyleri okumaya başladım. Vakum hatları nasıl oluyor falan. Saçma sapan bağlamışım. Onları düzelttim. Eve dönerken baktım. Aa çafçuf yapıyor. Güzel. Can dedi ki, Nalcı dedi senin ilacın gene Onur. Onur'la konuştuk. Ondan sonra hiç kullanmadım arabayı Onur'la ilk ayara çıkana kadar. Bir şey olacak diye korkuyorum çünkü hani saçmalıyor araba, hiç yapmadığı şeyler yapıyor. Gittik işte Onur'la buluştum Bostancı Sanayi'de. Ondan sonra arabayı turbolamış Can aradı beni gene. Ben de o zaman Ergük'te Bostancı Sanayi'de kendi arabamı yapıyorum. Ondan sonra böyle böyle bir araba var bunu ayarlaman lazım. Ha Nalcı bu Nalcı tamam. O arada da birbirimize numaramız vesaire yok. Biz kendimiz iletişim kurmuyoruz ama Can üzerinden sürekli haberleşiyoruz. Vuruntu sensörünü bağladı, kulaklıkları taktı falan. Neyse geldi, kulaklığı bağladık vesaire. Ayara çıktık. O zaman standart makinesi var. Böyle Çin malı, kamyon turbosuna benzer bir turbo. Ama bak turbo o kadar kötü ki. Yani PAL'den daha büyük bir somun var turbonun ortasında. Öyle hayal et. İyi dedim çıkalım, çıktık. Kulaklığı bağladık, ayarladık arabayı. 0-5 bin basıyordu. Öyle bir şey basıyordu. Pompa benzin hiç şey yok. Petrol ofisinden alıyordum yakıt. İşte oradan bir dava yemeyiz çünkü bayağı gömeceğim petrol ofisini ilerleyen dakikalarda. Neyse Onur'la çıktık ayara. İkinci vitesi alıyorum. Onur diyor bas, işte basıyorum. 0-5 falan bir ayar yaptı. Bir de pop bank mi diyorlar? Gazı bırakınca patır kütür patır kütür patladı. Bir de ondan yaptı bana. Benim aklım gitti zaten. Yani 200 beygir araba kullanan adam şimdiye kadar. İşte turbo V8 4.8 bir motora sahip. Araba kullanmaya başladım. Arabaya her bindiğimde böyle kelebekler uçuyor karnımda. Neyse döndüm eve. Ondan sonra ben de kendi içimden üzülüyorum. Çocuk dedim dünya kadar uğraşmış. V8 boymuş bilmem ne yapmış. Araba çok güzel. Çok hoşumuza gidiyor ama araba gitmiyor gibi geliyor bana tamam mı? Kadranı da yok. Bir şey yok böyle. Bu ne dedim? Bok gibi dedim ya. Subaru dedim 2 litre makine ne biçim gidiyor falan diye kendi kendime övünüyorum. Yaptık arabayı, pop bank falan filan yaptım. Gene gündelik kullanıyorum bu arada. Buradan Sabancı Üniversitesi'ne gidiyorum. Polis yok, hiçbir şey yok zaten. Otoban kenarı. Turbo şeklinde git gel, git gel kullanıyorum. Bir gün arkadaşlarımız dedi ki işte Sarıyer'e gidelim 3. köprüden. Ekipte bir sene 2017 oldu herhalde. 2017 oldu. Tabii. Bir senenin sonunda turbolanmıştı. Şey fotoğraflardan bakarız tam tarihleri hatırlamıyorum. Çünkü ondan sonra araba çok değişti. Üst üste. Ekipte bir M6 var, bir tane S3 var, bir tane Cabrio 2 serisi var. Bir tane de araba var mıydı hatırlamıyorum. Neyse biz böyle ekip olarak otobana çıktık. İlk defa işte M6 ile deneyeceğiz. 0.5 basıyor pompa benziniyle. Aa ben M6'yı bir geçtim ama öyle böyle değil. Sanki M6 gaza basmıyor. Kamerayı açmayı unuttum. Bir daha deneyelim. Tamam. Üç
kere falan denedik. Yani o 200 oldu diyene kadar içeride, onlar da video çekiyorlar. Ben 200 oldu diyene kadar ben böyle 6-7 araba ilerideyim. Neyse ertesi günün önlük videoları onlara attım. Onlara dedim böyle böyle ben dedim. Bozuktur M6 dedi. M6'yı nereye geçiyorsun dedi. Yürümüyor ki senin araban dedi. Dedim oğlum nereye yürümüyor. Bir ya da iki hafta sonra Nalcı'dan video geldi. M6 ile deniyor. M6'yı bir geçiyor bu. Benim gitmiyor dediğim araba. İnanamadım ben. Video gelir gelmez Nalcı'ya dedim. Nalcı dedim. Bu araba yürümüyor muhtemelen. O M6'ların modları falan var ya. Dedim moduna falan alamamışlar. Bir şey var o araba. Yok oğlum dedi. 40 binde dedi. Çok temiz bir M6 dedi. Kaç kere bastık dedi. Ben dedi geçiyorum bunu. Oğlum dedim o zaman bu araba çok hızlı. Evet hızlıymış dedi. Ama hiç öyle gelmiyor dedim içinde. Evet çok da gelmiyor. Bana geliyor ama sana gelmiyor herhalde dedi. Bana hiç gelmiyor. Yok kanka otomatik vites şeyi yok bizde. O Amerika'nın otomatik vitesi çok ayrı. Tamam mı? Yani o yüzden şey yapamıyoruz. Anlayamıyoruz. Ya, özellikle ben anlamıyorum yabancı olduğum için. Sonrasında bir süre alalım seninle. Bir de ayar yapalım. İyi tamam. Neyse sonra Nalcı'yla tekrardan görüştük. Dedim basınç açalım. Hoş Nalcı'yı da biraz orada gıdıklayan bendim ama Nalcı'nın da yolu vardı yani. Hafif bir gıdıklar tamam diyor hemen. Basınç açtık. Basınç açarken araba patırdadı. Çözemedik. Tamam dedim yani yapacak bir şey yok. Buji bobin vesaire değiştirelim. Bujiler patırdamaya başladı. Sönüyor bujiler. Yetmiyor sıcaklık derecesi. Döndük geri. Yeni bujiler sipariş edildi. Onlar geldi. O bujileri taktık. Tekrar çıktık ayara. Sabiha Gökçen tarafına doğru gidiyoruz. Oradan 3. köprü yoluna bağlanıyoruz. Gündüz vakti ama. Onurların? Hayır Onurların garajı yok. Sadece daha projede bu garaj. Hani yapacağız CNC alacağız. Nalcı okudu. Bobinleri, bujileri değiştirdi. Çıktı. Benim hatırladığım 0.8 falan basıyoruz o dönem. 0.8 basarken araba hızlandıkça fakire gidiyor. Hızlandıkça fakire gidiyor. Ondan sonra dedim ki artık çözemiyorum yani. Dedim oğlum benzin veriyorum. Hiçbir şekilde olmuyor. Araba hızlandı. Daha da hızlandı. Pompa benzini. Ondan sonra dedim ki yani bunu ne yapacağız? Bir dedi depoyu fulleyelim. Benzin arkaya gidiyor olabilir falan aramızda konuşuyoruz. Depoyu fulledik. Neyse depoyu fulledikten sonra araba normale döndü. Düzeldi. Tam ip gibi oldu. Dedim ki kankası depo alacaksın. Yani bunun içindeki dalga kıranlar buna yetmiyor G'sine. Hoş ben G diyorum. Otomatik vitesten o kadar anlamıyorum ki. Hani inanılmaz hızlıyız halbuki. 0.9'da araba 6 küsur koştu. Dedik ki araba hızlı. Araba dedik çok hızlı. Neyse ama şimdi 0.9 koştuğumuz, 0.9 bastığımız o gün bir ayar oturmadı. Araba bir fakire gidiyordu üstlerde falan. Baktım işte çeyrek depo benzin var. Benzini doldurunca depoya düzeldi. Ama benzinden çıktık. Ben gaza bastım, süreyi aldık, alternatör ışığı yaktı araba. Alternatör bozuldu. Oradan gene tıpış tıpış döndük garaja geldik, alternatörü yeniledim. Tabii benzinin geriye gittiğini anlayınca dedik ki Onur değiştireceğiz. Yakıt deposunu artık kasaya alacağız. Şu arka lastikten şoför koltuğuna kadar böyle kocaman bir yakıt deposu vardı. O söküldü. Kasanın içine yakıt deposu geldi. Montajını mı? Tabii o zamanlara kadar her şeyi kendim yapıyorum. Yakıt deposunu hazır Amerika'dan aldım. Benzin pompası falan için aeromatiği. Onu bağladım. Çıktık. Tam araba inanılmaz gidiyor. Her şey mükemmel. Körfez draglar olacak dediler. Dükkan tuttuk hazırladık. CNC daha yok. Hatta o ayara dükkandan çıkmıştık. Bir fotoğrafı da var arabanın yani. Hatırlıyorum dükkan bomboş. Bir takım tezgah var falan. Körfez pistine gideceğimiz zaman drag olduğu için bize ki buz bay gear yapalım kilometreye göre. Bu da patinaj çeker. Hazırladık, uğraştık, yaptık onu otobanda. Otobanda buz... Onur'la otobanda ayara çıktık. Şimdi otobanda tabii trans brake falan hiçbir şey yok o zamanlar arabada. 2800 stall bir konvertör var üstünde Çin malı. O da Summit'ten. TH400 şanzıman var. Buz bay gear yaptık ama hala patinaj çekiyordu araba. Dedim böyle gir yapacak bir şey yok. Şimdi fren gaz yapıyorum. Otobanda kalkıyorum. Birinci vitede cayır cayır sarıyor araba. Oğlum E85 koyduk araba bir gidiyor. Bana diyor ki kaç derece avans verdin? Ben daha veremedim diyorum oğlum. Arabanın naferesini ayarlıyorum. Arabanın naferesini ayarladıkça araba hızlanıyor. Yamuldu araba. Kaputla çamurluğun üst üste bindiğini falan görüyorum böyle. Tabii. Koltukla yaylı böyle yaylana yaylana gidiyoruz. Avans vermeye ben korktum oğlum dedim. Ben 3 derece veriyorum. Burada bırakalım hani. Çok hızlı araba zaten. Sarıyoruz böyle. Çize çize hızlanıyoruz yolu. Onur dedi ki ilk viteste basıncı kısacağız yoksa tutunamazsın orada falan. Ayarını yaptık arabanın. Birinci viteste basınç kısık. İşte 2'de normal kendi basıncına geliyor. İlk viteste 0.4 mi 0.5 mi ne basıyordu. Bir de bana demedi mi bu? Onur dedi araba makaslı. Evet dedim makaslı. Bu aks kırılırsa çıkıyor gidiyor biliyor musun tekerlek dedi. Ben onu unutamıyorum, aklımdan çıkaramıyorum yazarken, veremiyorum yani avans. Nasıl diyorum, biz şimdi 200'le giderken tekerlek gider mi diyor? Tabii diyor, kırıldı mı gider diyor. Tamam mı? Kamyonetin içindeyiz. Emniyet kemeri de böyle, buradan böyle uçak emniyet kemeri gibi değişik bir şey. Körfez'e gittik, havada sıcak. İlk 70 model Camaro ile kalkacağım, Taylan'ın araba. Üstünde 7 litre, işte yarım blok Amerika'dan gelmiş. Çok güzel bir araba, bayağı da güçlü. Kalktık, ben bir gıdım sarmadım. Beni geçti. Ben götümü kaldırana kadar çünkü gaza basıyorum. Öyle araba yapıyor.
anca doluyor turba, ondan sonra gidiyor. Neyse, apar topar Onur tribünden indi aşağıya. Gitti oraya, seyircilerin orada böyle izliyorum yukarıdan. Bir tane arabayla kalktı bu, atmosferik araba. Ana, bir geçti bunu, tamam mı? Geçince ben, araba dedim patinaj çekmiyor, tamam mı? Şimdi Amerikancı her yerde oldu. İlk defa giriyorum Japoncuyum. Girdim o padok alanına gireceğim. Dedim ben ayarcıyım. Ayarcı kim? Neyi ayarlıyorsun sen dedi. Beyni dedim. Beyin mi var dedi arabada dedi. Var ya dedim beyin dedim araba. Şu kamyoneti dedim ben ayarcısıyım dedi. İyi hadi geç dediler. Saldılar beni içeri. Busbay giriyor iptal ettim. Birazcık avans verdim. Ben içinde değilim ya. Verdim avansı. Ondan sonra avans veriyorum. Bu gidiyor geliyor. Oğlum daha da hızlandı diyor. Azıcık daha bızıklıyorum. Gidiyor. Bir daha geliyor. Oğlum daha çok hızlandı diyor. Biz orada bayağı bir arabaya geçtik. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane Twin Turbo Porsche'yi geçemedik. 30'ar vardı. Onu geçemedik. Orada da yani Transbrake falan olsa belki onu da geçerdik. Şeyimiz orada başladı. O dönemde Onurlar dükkanı tutmuştu ama daha CNC gelmemişti. Onur geldi işte ayarları yaptı falan. Bir daha Tayland'a zaten kalkmadım o gün. Ondan sonra herhalde 10 kere falan kalkış yaptık. Araba bayağı gidiyor. Güzel. O zaman biz de niye draglara girmiyoruz? Draglar için işte ne yaparız ne ederiz. O dönemde herhalde PDV rekoru kırmıştı ya da bir sonraki sene kırdı rekoru. Evet. Körfez draglardan döndük. Biz dedik gene basınç açalım bu arabaya. Bu araba gidiyor işte. 1-2-1-3 basalım. Bir kere daha çıktık kanka. Artık böyle draglardan sonra draglar araba kendini kanıtladı. Herkes diyor ki bu kamyon ne var bunda? Allah aşkına falan diyorlar, tamam mı? Ben de şaşkınım. Bir de stok makine. Kaç bin kilometrede diyor bu makine? Narcı bilmiyor. 300'lü bir şey herhalde diyor. Yok canım yani kamyonet ayarlıyoruz onu, anladın mı? O ara ben bir tane C18 toplamışım, onu ayarlıyorum. Kendi arabamı ayarlıyorum. Birkaç arkadaşımın Subaru'sunu. Haltech ve Link ayarlıyorum yani. Mega Skirt'ü orada ayarlıyorum. Sonrasında biz basınç açalıma devam. Açalım basınç. Gene dükkandan çıktık Narcı'yla beraber E85 araba. Ben basınç açıyorum. Basınç 1-2 pik atıyor. 0908'e geri düşüyor. 1-2 pik atıyor, düşüyor. O arada da Narcı sayıklıyor. Bu filtreyi kimse takmıyor. Bu filtre niye var? Ya benim bilgime göre de ben şöyle diyorum ya. Oğlum evet sıkıyor olabilir ama hani 2 bar falan basmıyoruz ki. Neyi sıkıyor? 0.8 basıyoruz, tamam mı? Neyse ben artık boost duty %100 limitinde gitmiyor yani, basınç açamıyoruz. Dedi ki filtreyi sökelim. Filtreyi söktü. Ben dedim ki normal olmaz Nalcı. Ben dedim şu %180'e kısayım dedim. Başımıza bir iş gelmesin. Oğlum araba bir gitti. Ben laptopa sarıldım. Çünkü niye biliyor musun? Araba katlandı. Araba böyle bir şey oldu. Nalcı yukarıda. Kaput çamurluğun üstünde. Önümde egzoz var, motion blur. Yani var ya, böyle bir şey yok. Buz kata giriyor araba, ben bırak diyemiyorum, o da bırakamıyor. Tamam mı? İkiyi bitirdi, bıraktı. Ne oldu dedi. Ben dedim, bilmiyorum. Ne bastı, ne bileyim dedim. Ben dedim, bilmiyorum ki ne bastığını dedim. Benim dedim, nutkum tutuldu. Kısamadım, o bırakamadı. İnanılmaz gitti araba. Dedim ki, benim dedim, çişim geldi. Benim de dedi, çişim geldi. Bizim öyle bir ecel çişi muhabbetimiz var işte. Rolling koşturuyor muyum? Şöyle, körfez draglardan sonra Onur dedi ki, gel bir arabayla deneyelim. En azından dedi bir görelim arabanı. Diğer arabalarla nasıl yürüyor. Bir Porsche Turbo ile denemek istedi Onur. Sahibi kabul etmedi. Ondan sonra Nihat abinin E34'ü ile deneyecektik. Üçüncü köprü işte dedi 4-5 araba olacağız. Gel deneyelim. Neyse işte biz yakıtı koyduk. Her şeyi hazırladık. Gece 2 gibi falan çıktık buradan. Bir gittik. Ortalık mahşer yeri. Meğersem Nihat abi şeyle deneyecek. Şu Bozay'ı dedikleri zamanda bir beyaz 200 SX vardı. Yani Sinan abinin araba. Ortalık karışmış ama yani belki 60-70 araba minibüsle gelmişler. Neyse 1-2 bunların yanlarında bastık. Ondan sonra orada bir ortalık karıştı. Saat 3 gibi dedik ki biz gidiyoruz. Biz hiç size bulaşmayalım. Orada da o ortamların zaten bana göre olmadığını anladım. Hani hızlı rollingçi tayfanın inanılmaz hırs var çünkü. O da hani bana gelmiyor. Yani rekabet güzel de işin içine kontrolsüz hırs girince kalpler kırılıyor. Gerek yok. Neyse o rolling macerası öyle bitti ama ben arabayı kullanıyorum günlük. Devam mı? Tabii günlük kullanıyorum. Arada işte yakıt koyuyorum, yakıtlı gidip geliyorum falan. İşte o zamanlar etanol ucuz tabii. Şirkete koydum bir tane 200'lik varil. Oradan pompayla bidona koyup sabahları ikmal yapıyorum şirkette. Arabayı götürdüm garaja koydum. Ondan sonra işte birkaç kere eşimle o şeyden sonra Şile'ye gittim geldim. Araba böyle yavaş yavaş taşırma kabına su çıkarmaya başladı. Büyük ihtimalle orada kapak kaldırmıştı. Niye? Çünkü bu arabanın ben kapak civatalarını, söktüğüm civataları geri kullandım. Sonradan öğrendim ki o civatalar uzayarak forklanan civatalarmış, tek kullanımlı. Hafif bir kapak kaldırmış araba. Neyse ben kapakları söktüm.
Onurlara verdim. Onurlar da o zaman daha yeni başlamıştı zaten bu kapak işlerine. S motorun kapaklarını büyük bir hızla yapıyorlardı. İşte benim kapak için bir Ar-Ge çalışmaları oldu. Hatta o dönem Onur askerdeydi. Sonrasında ben askere gitme mevzum oldu. Askere gittiğim dönemde Nalcı'nın kapakları söktük. Nalcı dedi kapak kaldırdım ben dedi. Taşırma kabında dedi şişiriyor dedim yapacak bir şey yok oğlum yani. Fazla basınç bastık orada. İkimizin de nalut kurtuldu. Kalkmış olabilir. Meğersem Nalcı kapakları açıp kapattığında aynı saplamaları sıkıyormuş yani. Onlar esasında tek seferlik saplamalarmış, uzayarak sıkılan. Tabii bunu sonradan bana söylüyor, öğreniyor. Çocuk da bilmiyor yani. Öğreniyor, oğlum onları sıkmamı, şey yenisini almam lazımmış. Ben sıktım belki de ondan dedi. Dedim hem ondan hem fazla basınç bastık yani ondan da olabilir. Biz Ersin'le, daha doğrusu yani benim hesabım okunmadı da Ersin CNC'de ölçü şeyi alıyor. İşte portun yapısını çıkarıyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kapağı yaptık. Bloğu falan üstünden sökmeden bu arada. Kapakları üstünden söktük. Motor komple üstündeyken arabanın. Hemen bir üstten temizledik motoru. Kapaklar bir üstten çok toz pas olunca taşlandı. Yeni kapak çantası. Orada ARP civatalı şey saplamalar. Taktık. Kapağı taktık. Nalcı'ya hatta gittik onun garajına. Orada beraber taktık kapağı. Torkladık ettik. Nalcı'ya memanif olduğunu ve kalanlarını topladı. Topladıktan sonra hatta o gün mangal da yaktık güzel. Topladıktan sonra rolantiyle bayağı bir uğraştı. Sonra bir yola çıktı. Nalcı dedi ki oğlum turbo o kadar erken geliyor ki dedi. Gene rolanti tutmuyor. Kafayı yiyeceğim. Öyle bir hava alıyor ki tutmuyor. Çok yukarıda kalıyor rolanti. Ben dedi inanamıyorum. Bak dedi bu nasıl olacak? Oğlum o kadar erken geliyorsa o traktör turbosu nasıl olacak dedim ya. Parçalanıp dökülecek dedim o yani. Nasıl dedim olacak? Motor dedim heba olacak. Neyse logları getirdi. Baktık. Ben inanmadım ilk başta. Böyle 1000-1500 devir falan erken geliyor turbo. Hayır. Kapaktan sonra kapağı sübap da yaptık biz. İnanılmaz fark etti ama öyle böyle değil. Neyse o arada da işte korkuyoruz. Nasıl gazlayacağız falan filan diyoruz biz Nalcı'ya. Roll cage mevzusu oldu. Nalcı dedi roll cage'i nasıl yaptıracağız falan. Ersin dedi ben yaptırırım. Bir gün gene Maxo'da otururken Ersin dedi ki ben roll cage ayarlarım size. Yani tanıdık garaj var. İyi dedim tamam. Daha 10 gün olmuş kapakları üstüne takalı. Arabayı o gün Maxo'da gene söktük. Orada Maxo maceraları başlıyor. Arabayı komple söktük. İçini komple boşalttık. Ondan sonra motor falan her şey üstünde zaten. Çekiciyle Neo Motorsports'a gönderdik. İşte cage'in nasıl yapılacağını ben hani nerelerden ne geçmesini istediğimi söyledim. Onlar da yönetmeliğe uygun şekilde bu hale getirdiler. Bayağı işte yani Amerika'da böyle bir drag arabası cage'i yok zaten. Bu rally yani. Ya bu rally hayır bu araba için var aslında ama rally garajına yaptırdığım için biraz fazla her taraf cross işte kapılarda crosslar arkada crosslar yok öyle bir drag cage. Halen biraz ağır oldu. Cage'i yaptırdık. Bu arada yıl 2018-19 oldu. Değil mi? Oldu mu? Olmadı. Oldu mu? Düşünüyorum. 2000 yok şimdi yıl 2018 oldu cage'i yaptırdığımızda 2018 kışı. Cage Mage'de yapıldı artık hani akıllarda. Draglar var. Draglara gideceğiz. Roll cage yapalım. Hadi turbo büyütelim. Turbo büyütelim. Emme alalım. Enjektör yakıt attı falan filan derken biz bir setup yaptık. Çünkü biz körfez draglarından sonra bizim drag çok hoşumuza gitti. Biz dedik ki drag yapalım. Cage yapıldı. Tekrar garaja geldi. İşte arkada kasa yok, masa yok böyle. Arabanın kıçı çıplak. O zamanlar üstünde 7,5 inç orijinal diferansiyeli vardı ama ben işte ortadaki kilidini, aksları falan her şeyi değiştirmiştim. Diferansiyel bana bakıyor. Ben diferansiyele bakıyorum. Çünkü kapaktan sonra dedik ki turbo büyütmemiz lazım. O zaman proje bir level daha atlayacaktı işte. Mümkün değil dedim. Dayanmaz. Ne yapacağız? Gene bir Amerikan arabasının, detay vermeyeyim, diferansiyelini kesip biçip yapılabileceğini öğrendim ben. Gene forum okuyorum devamlı her akşam. Hurdacı'da bir tane buldum. Aldım getirdim buraya. O makaslı bir arabanın diferansiyeliydi. Bütün makas küpelerini kestim, her şeyini temizledim. Ama makaslı yapmak istemiyorum. Drag yapacağız. Fourlink olması lazım. Drag için fourlinklerin hiçbiri de bolt-on değil Amerika'da. Hepsi böyle universal geliyor. Kendi arabana uyduruyorsun. Yani benim zaten işim demir çelik. Çizim de yapabiliyorum. Başladım ben süspansiyon dizayn etmeye arkaya. Oradan ölçü alıyorum arabanın götü çıplak. Oradan ölçü alıyorum, buradan ölçü alıyorum. O açı kurtarmıyor, o yükseklik kurtarmıyor. Neyse Onur'la oturduk bir kafa kafaya verdik. Ben fourlink'i dizayn ettim. Kol açılarını hani uydurabilir miyiz? O zaman da hakim de değiliz bu arada. Hani hiçbir şey yok. Zaten Türkiye'de sorabileceğin kimse yok süspansiyonla alakalı. Böyle Amerika'daki otomotiv üniversitelerinin makalelerini okuyoruz. Süspansiyon geometrisiyle alakalı. De bir şekilde hani bu kurtarır diye bir şey dizayn ettik. İşte lazerde kesildi, kollar yapıldı. Yeni turbo içinde Fidex Ahmet abi montajlayacak. Sağ olsun eli de hızlı. O dönemde benim evlilik arifem. Bir yandan düğün hazırlıkları var, bir yandan araba hazırlıkları var. Çünkü şey, drag var. O yaz draglara yetişeceğiz. Draglara katılacağız. Biz kendi kendine gelin güvey olan bir adamız, tamam mı? Biz draglara gireceğiz. Acayip şeyler yapacağız. Tamam oğlum yapalım. Oğlum gece 3 lift yok. Şanzımanı takıyoruz, takamıyoruz. Nalcı evlenecek. Evini yapıyor, geliyor.
Allah kahretsin diyor, evimi yapayım, arabamı yapayım diyor, isyan ediyor böyle. Tamam oğlum sakin ol, yapacağız falan diyorum. Arabanın altında uyuyakaldık ya. Burada mı? Burada duruyor. Sehpada ama lift falan yok. Nalcı konvertörü sıkıyor. Ben altında yatıyorum. O da aynı şekilde. Şanzımanı taktık bir şekilde. Ben şeyi kran kasasından çevirirken uyuyakalmışım. Tekme atarak uyandırdı beni. Çevirsene oğlum dedi. Ah dedim ne oluyor? Uyuyakalmış oğlum gece 3. Niye? Kendi kendimize biz draglara yetişiyoruz. Sanki araba hıh demeye kalkacak ya. Bu arada o yürüyeni yaptırmak için birçok firmayla yazıştı. Ondan sonra işte dedi bunu nasıl yaptıracağız? Yaparız oğlum falan filan. Çünkü hiç yapmadığı için hep böyle psikolojik destek veriyordum. Ahmet abiye gidiyorum. İşte araba orada. Sabahları şirketteyim, çalışıyorum. Akşam çıkıyorum Ahmet abiye gidiyorum. Gece 10-10.30'a kadar Ahmet abiyi rehin alıyorum. İşte bütün arka süspansiyonu, eski süspansiyonla alakalı bütün her şeyi kestik attık. İşte cross member'lar falan filan her şey gitti. Akşamları da evlenince oturacağımız evin işlerini yapmaya gidiyorum. Ya tam ırgat gibi çalıştım. O dönem. Neyse Ahmet abi de işte diferansiyeli kestik, kısalttık, diferansiyel kafaları değişti. O dönemde işte Amerika'dan adamlarla yazışıyoruz. Öyle raftan alabileceğiniz parçalar değil. İşte genişlik veriliyor, her şey ve bütün teknik detayları istiyorlar. Özel diferansiyel yapıldı, akslar yapıldı, onlar geldi, onları montajladık. Süspansiyon sisteminin geri kalan bütün elemanlarını Ahmet abiyle egzozcuda süspansiyon yaptık. Her şeyi yaptık. Neyse arabayı yaptık. Arabayı bir kaldırdık şurada. Hiç unutmuyorum. Bluetooth'la bağlandım. Kalk. Patinaj çekerek gittim. Oğlum patinaj çekiyor bu dedim. Evet dedi. Bir daha kaldırdı. Bir daha patinaj çekti. Bir daha kaldırdı. Bir daha patinaj. Şeyde dedim yanlışlık var. Neyse dedim bakarız. Biz dedim bir ayara çıkalım. Tamam. Biz ayara çıktık. Benim bu arada o arada transbrake'li şanzıman var. Atlayıp duruyorum. Nalcı tutturdu. Nalcı'nın şöyle bir algısı vardı o Çin malı turbo döneminden gelen. Ucuz olsun yapalım. Şimdi ucuz olsun yapalım. Adam ucuz oldu yaptık şimdi tamam mı? Hani bende mesela öyle bir algı yoktur. Lan her şey Çin malı. Araba 5 saniye gidiyor neredeyse standart makineyle. Bu sefer tabii birazcık daha düzenledik ettik. Transbrake'li şanzıman lazım. Durak yapacağız çünkü. Eski drakçılardan bir şanzıman varmış. Eski Amerikancılardan transbrake'li. Aldık. Taktık güzelce şanzımanı. Ayara çıktık. Nalcı bana diyor ki avans vermen lazım diyor. Tamam mı? Lan oğlum nereye vereyim? Nereye vereyim oğlum diyorum. Araba diyor hafif sıkılıyor gibi diyor. Ben de anlamıyorum. Ben dedim ki makine dedim yatak sarıyor. Standart makine ya. Yatak sarıyor. Ben dedim bunun üzerine gideyim. Bakalım ne olacak. Basıncı 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Kocaman turbo oğlum 86 milimli. 1-5, 1-6, 1-6'ya avans verdim. Artık öyle bir hal aldı ki çözmeye başladım. Ne o anlayabiliyor ne ben. Şanzıman kaçırıyor oğlum. Ama şanzımanı kaçırdığını anlayamıyoruz ki. En son şöyle bir mevzu oldu. Nalcı dedim otur. Bir de oturup atsana diyorum. Hızlanamadık ki. 3 at. Bakıyor 5-4. Lan oğlum 5-4 koştuk diyor. Şanzıman kaçıramaz diyor. Tamam mı? Oğlum kaçıramaz diyorsun da kesicide hızlanıyorsun diyorum. Bu ara biz çözdük. Tamam dedik şanzıman gidik. Amerika'dan aldığı şanzıman vardı eski setup'ından. Transbrake olmayan. Onu açtık o yanmış. Üzerinde kullandığımız o transbrake'li olanı. Onun balataları ona geçirdik. Hepsini istedik. Draklara yetişeceğiz. Bilmiyorsunuz değil mi yapmayı? Yapmayı bilmiyoruz. Süleyman amca o zaman işte Amerikan tecrübesi var. Hoş o da yani çok bilmiyor. Açtık o balatayı ona koyduk. Onu ona koyduk bilmem ama yaptık. O arada da biraz okuduk mokuduk böyle. Yaptık şanzımanı. Şanzımanı yaptık oğlum. Attık güzel. Oğlum bir oldu. Böyle bir şey yok. 1-2-3 gazladığın alıcı indi arabadan. Gidiyoruz Antalya dedi yaşasın dedi çok mutluyuz falan dedi. Ben dedim ki oğlum bir kere daha mı kalksak hani bir iki kere deneyelim Antalya'ya gideceğiz yani dünyanın yolu. Bir kere daha kalktık orada da böyle bir şanzıman bir şey yapar gibi oldu. Üçüncü gazımın ağzı biraz yiyam dedi. Ne yaptın dedim şanzıman dedi gitti. Ne oldu dedim kilitlendi oğlum dedi. Biz süre geri döndük ama o kadar tehlikeli vaziyette ki araba arada bir arkasını kilitliyor bırakıyor. Kilitliyor bırakıyor. Anladık ki biz böyle yapma ya da uydurma bir şanzımanla bu işi yapamayacağız yani. Araba beklediğimizin çok üstünde güçlü. Biz o güçleri hayal edemiyoruz çünkü şanzımandan vesaireden gittiğini de anlayamıyoruz. Ama şunu çok net hatırlıyorum. Otobanın ortasına kalktı o stok makine ve o şanzımanla. 200 metrede bırakıp 10.4 mü 10.2 mi öyle bir şey koştu. Biz dedik ki bu araba 9'luk araba şanzıman lazım. Bak bundan sonrasına Nalcı ile beraber devam edelim. Çünkü benim atladığım yerler oluyor. Bunu da koyarsın.
İlk sene draglara gidecektik. Gidemedik. Otobanın ortasında kırıldı şanzıman. Şanzıman kırıldı, aynen öyle. Ondan sonra biz tabii gene araştırmalara başladık. Neyi nasıl yapalım işte, nasıl şanzıman takarız, ne yaparız, ne ederiz. Alacağımız şanzımanı bulduk. İhtiyacımızı karşılayacak şanzımanı. Aynen. Ama şanzıman güzel para. Evet. Ben de bu kadar bir anda hani tam gidiyorduk, kırılınca hevesim de benim biraz kaçtı. Dedim ki almam ben bu şanzımanı, seneye kalsın. Tabii inadından almadı şerefsiz. Var böyle değil mi? Ben de o kadar uğraşmışız, geceler, uykusuzluklar bilmem ne ya. Ben diyorum ki oğlum al gidek yani, bir şey yapak. Bu ama şöyle bir şey var, bir dakika. Şanzımanı alsak da draglara yetişmemiz imkansız. Böyle imkansız değil de şanzıman gelir takarız, iki gün sonra draglara gideriz gibi olur. Çünkü 1,5-2 ay üretim süresi veriyorlar. Yani böyle raftan alabileceğin gibi gene bir şanzıman değil. Bütün içi billet, pompasına kadar billet, dışı işte balistik keyizli falan. Yani alabileceğin en iyi şanzımanlardan biri drag için. Hı. Neyse o dönem işte o yazın sonuna doğru Onur'un bir ameliyat mevzu oldu. Ben de gittim, şanzıman parasını araba aldım. O arada tabii biz atışıyoruz. Ben diyorum ki bu şanzıman niye almıyorsun? Sen holding üst değil misin? Allah kahretsin, o kadar uğraştık, şu arabayı yap. Keyiz de orada duruyor, bir şanzıman alalım falan diye yükleniyorum sürekli. Gittim 90 model bir Mustang aldım. Geldi bir de ameliyat ziyareti, ameliyat olduktan sonra anahtarı göster bana. Ben başladım ameliyatta, ameliyat küfretmeye bana. Allah cezanı vermesin. Bunu niye aldın? Şanzıman alacaktık hani. Şanzıman parasına gitmiş araba almış. Evet. Esasında mantıklı da. Ya araba Mustang aldı kendine bir tane. Yok canım. Yok canım. Drag bitti canım. Drag bitti. Ben almıyorum dedi. İnadım inat, götüm iki kanat dedik. Aldı öyle. Tabii yatıyor. Şanzıman yok oğlum. Ben Türkiye'deki herkesi aradım. Yani artık şey demeye başladılar. Bütün otomatik şanzımancıları aradım. Konuştum, görüştüm. Şey diyorlar. He, o kuşlar evet. O zaman hazır alalım. Hani herkes aynısını söylüyor. Yani öyle bir know-how yok ülkede. Sonra şanzımanı sipariş ettik. Şanzımanı sipariş ettik. Şey, konvertörü bu şanzımanla birlikte mi takmıştık? Konvertörü sonradan benim rüyama girip de aldım. Çinmalı konvertör var. Şanzımanı aldık. Şanzıman gelmeye yakın. Nalcı tutuştu, beni arıyor. Ben rüya gördüm. Biz bir kalkıyoruz. Konvertör bir patlıyor. Benim bacağım kopuyor. Bak rüya görüyor bunu. Oğlum kopmaz, olmaz öyle bir şey. Oğlum Çinmalı bak, kopar mı? Kopar mı, kopmaz mı? Oğlum dedim madem öyle al yani. Yapacak bir şey yok. Bunu dedim konuşalım adamlarla, alalım. Ve gerçekten bu Amerika'daki drag işi o kadar çığırından çıkmış ki hiçbir şey hazır değil. Yok, konuşuyorsun evet. Sana özel yapılıyor her şey. Ve şeyine kadar yani civata sayısına kadar soruyorlar arabanın. Amerikalıya laf anlatmak gerçekten çok zor. Tabii canım. Neyse adam yaptı ama. Yaptı, gönderdi. Adam yaptı. Sonra ne oldu oğlum? Şimdi biz konvertörü falan taktık. Dyno'ya mı gittik ya? Yok oğlum. İstanbul havalimanına girdik işte bu şanzımanla. Bu şanzımanla mı girdik? Evet. Ne? Yok oğlum, diğeriyle girdik ya. Aa, onu niye anlatmadık? Geri sar. Bak şimdi. Ama o çok büyük efsane olay ya. İstanbul Havalimanı'na girdik. Yeni açılmış. Tomalar, mamalar, polisler böyle silahlarla durdurdular bizi. Ayardayız, o kırılacağı dönem işte. Hani ben artık yatak sarıyor bu araba. Kırılsın. O arada da şöyle bir şaşkınlığım var benim. Biz böyle başka şeylerle uğraşıyoruz. Oğlum diyorum motor hala kırılmadı. Lan kırılmıyor oğlum. Bak neler yapıyoruz diyorum. Kırılmıyor. Yok yani. Kıramıyoruz makinayı. Ayardayken Ankaralı bir arkadaşımız var. Nalcı'nın o zaman günlük Golf'ü vardı. Onu kullanıyormuş. Ayara çıktık ya hep beraber. Ben de biz de arabadan çok korkuyoruz. Dedik ki hepiniz gelin, bir şey olursa bizi götürürsünüz. Bir şey olur yani. Başımıza bir iş gelir. Tabii öyle. Tabii öyle. Biz dualarla çıkıyoruz. Kask mask vardı değil mi? Evet, kask. Kasklar kafamızda böyle. Var var. Cage var. Hani draglara hazırlandığımız şanzıman kırılma dönemi. Nalcı'nın kamyoneti bizim Yusuf diye bir arkadaşım Golf'ü Yusuf diye arkadaşımız kullanıyor zannediyorum. Dedim ki Yusuf'u takip et oğlum, biliyordur dedim. Dönüş yoluna geçelim yani, araba olmuyor. Girdik havalimanı diyor. Dedi ki oğlum havalimanı diyor dedi. Dedim oğlum biliyordur, Yusuf'tan bahsediyoruz ya dedim. Tamam, sürekli yurt dışına gidip gelen bir arkadaşımız. O da dedim biliyordur. Meğerse bizim Ankaralı kullanıyormuş arabayı. Ankaralı bilmiyor ya, girmiş 3. havalimanına. Daha bir gün olmuş açılalı. Yer yer ışıl ışıl, yepyeni askerler maskerler. Turbo dışarıda, kaput yok. Acayip bir haldeyiz, kafamda kask. Bak hiç unutmuyorum. Yaklaşırken Nalcı böyle ruhalde dedi ki oğlum hiç üzülme dedi. Babam dedi halleder, bizi içeriden çıkarır dedi, tamam mı? Hiç unutmuyorum. Tamam oğlum dedim, dert değil dedim. Laptopu kapattım. Yok laptop açık mıydı? Kapıyı polis açtı oğlum böyle. Sizin burada ne işiniz var dedi. Yanlış geldik. Oğlum bu ne lan? Ne işiniz var oğlum burada sizin dedi. Siz dedi ne yapıyorsunuz? O arada duyamıyorum. Efendim diyorum komiserim, anlayamıyorum diyorum. Kask var ya. Kaskı çıkan. Oğlum siz ne ayaksınız? Amacınız ne diyorum. O arada da millet arabadan indi, anlatmaya, izah etmeye çalışıyor. Askerler falan geldi oğlum. Hani anlatamıyorum derdimi. Hani diyor ki o komutanım kask var kafalarında diyor. Tamam kask var. Kaput dışarı. Böyle geldik biz. Kapat şu arabayı, birbirimizi duyamıyoruz biz dedi. Arabayı kapattık.
Ondan sonra anlattık, izah ettik, böyle yaptı. Tamam dedi, lanet olsun, gidin, deli misiniz, divane misiniz? Girmeyin bir daha dedi buraya dedi bununla dedi. Otoparkın içine girdik biz. Evet. Çıkış oradanmış. Gır 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 gır. Ama otoparkın içine giriyoruz. Solda bir toma, sağda bir toma. Yani alarmlar ötüyor, adamlar bize bakıyor. Çıkı çıkı dedim, gaz vermeden ufak ufak dedim buradan. Sonra tüydük. Şanzıman geldi. Şanzıman geldikten sonra biz o arada da tabii bu mevzuların başından itibaren yürüyeni değiştirince biz sürekli yürüyen okuyoruz. Ya oku 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 oku. Şanzımandan önce siz yürüyeni bir şey yaptınız ama. Yaptık yani. Forlingi yaptık ama hani burada tutunamadı, ayarda da kırılınca o kaldı öyle. Şanzıman almamız lazım dedik. Sonra şanzımanı aldık. Tabii şanzıman ip gibi, konvertör de ip gibi. Bunu biliyoruz dayandığını. Soğutucusunu vesaire her şeyini ayarladık. Kaldırıyoruz, kaldırıyoruz. Olmuyor. Yani patinaj çekiyor. Burada kaldırıyoruz, orada kaldırıyoruz. Sanayide izliyor yani bizi işte sokaktakiler. Patinaj çekti, slow motion şöyle böyle derken biz başladık okumaya. Nalcı okuyor, ben okuyorum her akşam bir saat. O zaman evli miydin, değil miydin? Her akşam bir saat konuşuyoruz. Eşi de diyor ki kumam arıyor. Bak evet. O okuyor, ben okuyorum, böyle böyle bir şey okudum, sen böyle böyle bir şey okudun, sen şunu oku, ben bunu oku, ortak fikirde bir payda da bulunalım yani. Bu arada balayı dahil, bak tabii, balayında da devamlı olurla konuşuyordum ben. Tabii. Ne yeter abi? Artık dedi ya. Böyle bir yürüyen var falan diye. O okuyor, ben okuyorum abi, fikirleri birleştiriyoruz, kendi okuduklarımızı birbirine yolluyoruz. Çünkü bir data yok yani, anladın mı? Şöyle yapın, şöyle olur diye bir şey yok. İşte sağ olsun S-Motor'dan tartıyı aldık, ağırlık merkezini bulduk, kol açılarını çizdik, hesapladık, ettik. En sonunda biz püf noktasını bulduk. Tamam mı? Okuyor okuyor ama 1,5 sene rahat okuduk. Evet. Rahat. Ve 1,5 senede kendik. Haftada 3-4 kere birer saat telefonda konuşuyoruz. Çünkü bir data yok yani. Bunu böyle yapılsınız olur diye bir şey yok. Evet. O ara yapmıyoruz. Araba duruyor. Sürekli duruyor. Teorik çalışıyoruz. En sonunda biz yaptık abi. Yaptıktan sonra dedik ki bir Dyno'ya gidelim. Son ayarımızı yapalım. Draklara gideceğiz. Dyno'ya gittik. S-Motor sağ olsun. Onsu Dyno'sunu açtı. Ayarımızı yaparken Dyno'da benzin basıncı düştü. Orada da stok makineyle bak hala 3 sene üstünden inmedik değil mi Nalcı? Evet. 3 sene stok makine turbo. Araba 1.3 barda 680 teker beygiri çıktı. Ondan sonra benzin basıncı düştü. Dedim burada bırakıyoruz. Gene benzin attı. Benzin attı. Bu arada yapmaktan voltaj da düşüyor arabada. Her şey ya artık araba diyor bırakın beni bırakın artık. Ben yetemiyorum. Dükkana getirdik, benzin pompası aldık. Yakıt attı yaptık geri. Ben bildim bileli biz o arabaya yakıt attı yapıyoruz. 12 yakıt, hane oldu. 12 haneye büyüttük. Pompayı aldık. Şarj dinamosu aldık pompayı beslesin diye. Voltaj da düşüyordu. Sonrasında gene gittik. Evet gene gittik S-Motor'un da aynı. S-Motor'a gene gittik. S-Motor'a gittik. Benzin basıncı muhteşem. 5500'den sonra kıvılcım çıkıyor alternatörden. Heyecan Doruk'ta. Çok çok gerginsin abi bakıyorum. Normal gergin olma. Abi meğersem, ya bilmiyoruz anladın mı? Meğersem bu makinenin standardı, yanlışım varsa düzeltme alıcı, 5500 devir dönüyor. Evet. Bende bir devir merakım var. 7500 dönüyoruz biz kamyonetle. Hala bak standart. 7500 döndüğümüz için 5500'den sonra alternatör overspeed oluyor. Kendi iç hızını geçiyor. Kıvılcım çıkıyor, yanıyor yani alternatör. Ona kasnak yaptır falan filan, yağımızı değiştirelim dedik o arada. Alternatör değiştirdikten sonra bir dedik bir yağ bakımını yapalım, Dyno'ya gideceğiz. Allah razı olsun, bizi de kırmadılar o zaman. Oğlum gene drakları var 2 ay. Biz geceli gündüzlü yatıyoruz. Ya götü götüne yani her şey böyle şey oturuyor timeline'a. Yoksa yetişemiyorsun mümkün değil. Yetişemiyorsun. Ondan sonra karter tapasını açtık. Oğlum bir yağ çıktı. Mıknatısı atıyoruz tortu tortu böyle bir şeyler. Dedim ki vakti geldi. Ersin de artık o kadar bıkmış ki. Ersin dedi ki girelim girelim bir şey olmaz. Ben dedim ki oğlum 3000 küsür dolar turboya para verdik. Turbo bozulacak yani. Hani motor yapsak bile turbodan olacağız. Ne yapalım? Açalım. Tamam. Pazar günüydü hiç unutmuyorum. Cumartesi ben bayağı üst tarafını söktüm makinenin. Makineyi açacağız. Draklara gideceğiz. Parça yok. Hiçbir şey yok oğlum. Ben üstünü söktüm. Turboyu, turboyu, manifoldları her şeyi aldım. Pazar günü Nalcı'da, Nalcı bizim ortağımız gibidir yani. Dükkanın anahtarı vardır. Her şeyi vardır. Dükkan onundur. Geldi dükkanın anahtarını açtı. Pazar günü beni aradı. O zaman kız arkadaşımla Eslem'le beraber şu anki eşim. Ondan sonra dükkana geldik. Hiç unutmuyorum. Lan motoru falan indirmiş bu. Ben alıştım diyor motoru indirip bindirmeye.
kendi garajında diyor, tamam mı? Bak hiçbir şey yok. Lift yok değil mi? Yok. Var. Lift var, lift var. Lift var artık. Lift aldık çünkü çileden. Yani yapamıyoruz artık. Rezillik çekiyoruz. Ondan sonra her şeyi almış. Her yerde dükkanın parça var. Dedim ki ne yapacağız? İşte açalım makineyi. Makineyi açtık. Golların hepsi yapılmış onu. Pistonlar sapasağlam. Ayıptır şey yapması yani. Burada kendimi övmüş gibi olmayayım. Yataklar da sapasağlam. Yataklar ip gibi. Her şey, kollar yamulmuş güçten. Vurmuş mu etrafa? Yok, vurma yok. Ama tabii kol yamulunca pistonu bir tarafa doğru ittirdiği için kanka talaş çıkmış aşağıya. Şimdi bunları ne yaptık biliyor musunuz? Ben şimdi bak size anlatayım. Ne diyorsun? Yediğimiz var ya. Hepsinde var ama bir tanesi çok acayipti. Birincisiymiş. Ya aslanım. Yediğime bak. Bu muydu lan alçın? Valla onda bir şöyle böyle, şey var. Böyle var. Böyle var. Burada da şöyle var. Şimdi bak. Hey, buraya koyalım. Biz. Ondan sonra neyse dedik ne yapacağız? Nalcı internetten bakıyor, ben bakıyorum, konuşuyoruz ama böyle çalışamıyorum artık konuşmaktan. Ne Nalcı çalışabiliyor ne ben. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bizim makine 4.8. 4.8 içinde herhangi bir rotation kit yok. Yani krank, kol, piston hiçbir şey alamıyorsun. Kol zaten yok. Hani sadece kolun değiştirelim desek mümkün değil. Ama yurt dışında da yok. Üretilmiyor 4.8 için. Custom yaptırman lazım. O kadar kol boyu olan bir kol üretilmiyor Forge'da olarak. Yok canım hani nerede bulamazsın. Türkiye'de 4.8 makinalı bir şey yok. Araç yok. Girmemiş hiç. 5.3 şeyler var işte. Escalade'ler var 6.0. Avalanche'lar var 2003-2004 model 5.3 onlar. Ama onların yedek parçası yoktur ki Türkiye'de. Şimdi Amerika'dan bu makineyi yapmak istiyorsak komple bir kit getirmemiz lazım. Draglara mümkün değil yetişemiyoruz. Unutun dragları. Gene yetişemiyoruz. O arada bir de korona var. Ha mı? Yok be yok lan o zaman. Dur korona yok. Karıştırma koronayı. Ondan önce korona var. Yok oğlum. Karıştırma yok ne. Korona var. Korona var. Aa doğru lan korona var. Biz şanzımanı aldık. Değil mi? Tabii. Tabii oğlum korona. Şanzımanı aldık taktık ayar gayar. Aldık derken. Evlendim. Korona patladı oğlum zaten. Korona patladı. Biz geri gidelim. Bu böyle yap. Ben bırakıyorum. Satranca başlayacağım. Beni bilmem ne kursuna, boya kursuna yollayın. Ben fayas boyayacağım. Tahta ahşap boyayacağım ben. Ben bıktım bu işten. Gidemiyoruz gene draklara. Biz gene gidemedik. Ha doğru. Covid'den gidemedik. Bir sene de öyle patladı. Sonra? Ondan sonra dedik ki hani o kadar da hırs yapmışız ki. Ankara'da Ali abi var. Ali Sarı. Ali abiyi aradım. Ali abi dedim kurbanın olayım bana bir kol, piston, krank bir şey lazım. Var mı elinde? Ulan Murat dedi gel bak 4-5 tane dağınık blok var. Hani 4.8 mi 5.3 mü biliyorsun bunlar da anlaşılmıyor. Gel bak işine yarıyorsa dedi. Söker dedi veririm. Yarışa ne kadar var hatırlamıyorum. Ya 2 hafta var ya 3 hafta evet, var. Evet öyle bir şey var. Onur'la sabahtan bindik buradan arabaya. Gittik şeye Ankara'ya. Çıktık. Bunun böyle 5 katlı deposu var. En üst katına çıktık. Zaten böyle her yer demirden yapılmış. Yerde 2 parmak yağ var. Hani kaysan aşağı uçuyorsun zaten. Tabii tabii. Ölümünden daha az. Biz niye drag yapacağız? Ben ne acıyordum? Kenara yaklaşmadan yürüyorum. Korkuluk falan yok. Her yer motor çünkü. Neyse bu yarım bloktan oraya götürdü Ali abi bize. Nalcı diyor bak diyor. Onur işte makineler bunlar mı? Bakıyorum 6-0. Ya üzerinde yazıyor tamam mı? 5-3-4-8 yazıyor. Aynı bloğu kullanıyorlar çünkü. Tek fark stroke farkı var. Oğlum piston diyorum. Piston çapları ne kadar aynı. Bu da diyor ki nasıl anlayacağız oğlum diyor. Ya anlarız diyorum bir yerinden neyse, bakar anlarız. Neyse ben internetten şeyi 4-8'in krank döküm numarasını buldum. O krank döküm numarasını arıyoruz. Bir tane vaa dedim 4-8. Aa bir tane kolu yok. Kırık makinenin. En dipte bir tane makine var. Kapalı. Üstten yanmış. Karteri marteri de üstünde. Dedim Onur. Son tek şansımız var. Bunu da çıktı çıktı. Çıkmadı patladık. Geçmiş olsun. Gene neyse, gidemiyoruz. Orada yer yağ falan böyle makineye yatırdık. Krank şey karteri söktük. Bir baktım kolların sayısı tam. Krankta bizim istediğimiz gibi bir de makine Gen 4. Şey sağlam kollu olan. Ah dedim tamam. Bunu alıyoruz. Orada kenarda bir de 6-0 blok görmüştüm. Onda dedim Mustang'e takarız. Dedim Ali abi bunu da sar bize. Neyse onları 5. kattan ortadaki boşluktan bir vinçle aşağı indiriyoruz. Ali abi diyor ki çocuklar diyor kaçılın bu aşağı düştü mü bomba gibi patlıyor şarapnel saplanır diyor. Ya böyle bir şey yok. Kaçtık oğlum kaçtık. Kaçtık ne düşmesinin var. Neyse biz bu arada 6-0'da dolu blok. İçini boşaltacağız bloğu alacağız. Ali abi dedi ki hadi sökün çocuklar. Dedik abi tamam sökelim. O 4-8 yüksek bir yerden düşmüş herhalde makine. Kapağın bir tanesi yana kaymış saplamalardan. Yani biraz yamulmuş. Garibimin kolları koptu onları sökecek diye. Oğlum çıkmaz. Kanter içindeyim. Yerdeyiz. Yer yer ya. Söküyorum. Allah'ım dedim inşallah içi dedim temiz çıkar da pistonu hemen çıkarabiliriz. Bak kapağı söktüm. Bir açtım. Komple pas. Pistonu oradan çıkartmanın ihtimali yok.
Ali abi gittim. Ali abi dedim, bir parça zımpara ver. Ben şunları zımparalayayım da dedim, çıkarayım, tamam mı? O arada bizim Nazlı gözü dönmüş Amerikan. O civata mı ver? O civatayı ben alayım. O arada bilmiyor ki yokluk nedir. Bilmiyor bu adam. Japoncu gidiyor cadde Subaru'dan. Alo abi, bana şunu gönder. Bizde yok oğlum öyle. Onu alıyor, bunu alıyor, bilmem neyi alıyor. O arada da ben zımpara. Artık elim böyle kaldı oğlum bak. Pistonları bir şekilde çıkarttım. Oğlum alacağım, çıkaramıyorum ki pistonu. İçi lazım, blok lazım diye ki. Kullanamıyoruz bloğu. Ne yapacağız onu biz? İçi zaten paslanmış, bitmiş oğlum blok. Bana kolu pistonu lazım oradan. Onların kolu pistonu ben 2 saatte mi falan. Onları 4-8 sökerken ben de 6-0 dağıtıyorum o arada, bloğu alacağım ya. Onları ben söktüm. Ondan sonra keplerini, meplerini, civatalarını taktım. Yatakları üstündeydi zaten. Dedi ki ana yatakları alalım. Ben de tutun ya, yatakları ne yapacak? Çıkma yatağı kim alır? Alalım. Ya oğlum adama sorup da alacağız. Yok almayalım lan. Ayıp olur. Oğlum alacağız da parasıyla alacağız. Soralım adama. Ali abi dedim, bunları alıyorum. Al kardeşim dedi. Ali abiden Allah razı olsun. Vallahi bana niye Allah soruyorsunuz? Alsanıza dedi. Tamam mı? Biz aldık, yükledik, blok aldık, bilmem ne aldık. Bak akşam 6 yemek yememişiz. Onu hiç unutmuyorum. Oradan çıktık, yemeği ölüyorum yani artık. Gittim. O arada yola çıktık. Biz yarının planını yapıyoruz. Yarın ne yapıyoruz? Sabah erkenden sen geliyorsun. Biz bloğu hemen götürüyoruz Stefan'a. Kol pistonu hemen ölçtürüyoruz, bakıyoruz, takıyoruz. Gittik. 2 poşet kol piston. Ondan sonra ben de Stefan'dayım. Oran alıcı gelecek. Stefan dedim, dükkanı mümkün olduğunca dedim boşalt. Elinden gelen işin var mı? Yok ama abi yaparız bir günde dedi. Tamam dedim. O da kırmadı. Allah razı olsun. Evet, çok yardımcı. Ondan sonra ben hemen eski sekmanı söktüm. Taktım yerine. Sekman, hani gepleyeceğim ya. Sekman zaten büyük. Stefan dedim, şunu ölç oğlum, bu sekman çok büyük dedim, tamam mı yerine? Dur bir ölçeyim dedi. Abi bir dedi, piston dedi, çok büyük dedi yerine dedi. Kaç bin kilometre dedi bu dedi. En az 350 bin var dedi. La 350 binlik makineyle biz 3-4 sene ağzına sıçtık ortalığı. Şanzıman doğuruyoruz falan. Orada da ben inanamıyorum. Eski o yeni aldığımız, hurdalıktan aldığımız sekmanları söktüm. İşte baktık dedim, biz eskilerini takalım. Şimdi onu biliyorum, alışmıştır dedim. Gömleğe bir de şey, dedim, hurdaktan aldığımız sekmanlarda pas vardı. Tabii bitmiş artık bunlar zaten. Eski pistonların, sekmanların yeni aldığımız çıkma pistona taktık. Onlar paslıydı, ne yaptınız pasları? Öyle gitti işte. Onları attık oğlum. O da Stefan'da. Hayır bir dakika. Tabii Stefan'da attık onları. Attık ya. Onları eski sekmanları ya. Çöpe attık. Üzerinden çıkan üzerinden çıkanı yani o 4 sene üstünde tepimiz sekmanları geri taktık makineye. Geri taktık. Pistonları kullan. Pistonlarını kullan. Tabii canım gene orijinal oğlum. Çıkma zaten, hurdalıktan aldık. Evet. Sekmanlar paslıydı. Üzerinden çıkan sekmanları taktık. O arada dua ediyorum içimden. Allah'ım inşallah bununki bunu olur falan diye oldu. Ölçtüm. Çok büyük sekman boş. Amerikalı üşengeç oğlum, farklı sekman yapmaz. Doğru. Ondan sonra neyse Stefan dedi, ben dedi ne yapacaksın dedim. Hafif onu, oğlum dedim, zaten büyük piston yeri, ben dedi ayarlayacağım dedi. Hafif onun adı bir şeyler yaptı Stefan. Ustalarını konuşturdu orada. Pistonları taktık. Ana yatak boşluğuna geçtik. Evet. Bak bu pezemek diyecektim. Bu narcı bana orada doğru hareketi yaptırdı Ali abiye. Yatak boşluğu bir tanesi vermiyor ana yatağın. Çıkma yatakları hiç unutmuyorum. Toraman eline aldı. Skoçu. Boşluk vereceğiz oğlum. Skoçla yatağı eşeliyor. Eşeledik. Yok ki yatak. Sağ solu bir arıyoruz ama biz her seferinde. Bir arıyoruz, yok. Tamam diyoruz. Yapacak bir şey yok. Skoçla yaptı. Yatak boşluğunu verdik. Taktı. Kolu pistonu attık. Biz döndük dükkana. O ara kapakları da Sarven bir yandan da kapak yapıyor. Tabii kapak yapıyor. Bir de Ati damper siparişi verdik. Ondan sonra arabanın üzerinde gene Çin malı bir egzantrik vardı. Ben dedim, hatta o egzantrik burada da takmadık onun üstüne. Ben dedim buna egzantrik takacağım. Egzantrik kiti geldi. Yaylar, işte titanyum, şapkalar, otlar, boklar. Onları taktık. Bayrama geliyordu da bekledik. Kafaları yedik ya yetişmeyecek tabii diye. Tabii. Biz bunları yaptık, geldik. Kapağı sıkacağız. Conta yok oldu. Yolda. Bayram girdi. Biz karşı tarafta DHL'e gittik. Evet. DHL'de kuyrukta bekliyorum. Atatürk Havalimanı'nda. Hani gümrükten önce alalım. Biz bayramda bu arabayı toplayalım. Yoksa hiç yetişemeyeceğiz. Bir hafta sonra. Yani bayram bitiyor. Bir hafta sonra da draglar var. DHL dedi ki biz şeye gönderdik. Sizin paketi. Ataşehir DHL'in oraya. Gittim. İçeride bir tane nöbetçi var. Girdim içeri. Dedim benim paketimi verin. Ben dedim yarışacağım. Dediler ki dışarıdaki arabada duruyor. İşte bayram sebebiyle arabanın mühürünün açılması için yöneticimiz burada yok. Yönetici gelmeden de biz mühürleri açıp arabadan size onu veremeyiz. Kusura bakmayın, bayram sonrası. Ben götüme baka baka döndüm. Parçalar orada duruyor ya, arabayı toplayacağız. Sırf o kaldı. Yani conta gelecek, işte damper, otoboku, püsürü gelecek, toplayacağız, yapacağız. Oğlum onları geçti galiba, ya onları yapacağız. Uyumayacağız. Uyuma yok, biz yapacağız onu. Neyse bayramı boş bekledik, yapacak hiçbir şey yok. İşte. Tabii o arada ağacı kafayı yiyor. Ben bırakacağım. Ben satranca başlayacağım. Ben bıktım tabii, artık. Her bunu aldığım an tabii, hemen satranca başlıyorum. Yetişemiyoruz. Allah kahretsin. Sonra geldi. Biz 3 günde mi topladık, 2 günde mi? Ya 3 gün ya 2 gün. Ya 3 gün 2 gün oğlum. Geldi.
Akşamına marş bastık videosu var. Doğru, arabayı çalıştırdık akşamına. Dedik bayramdan sonraki gün malzemeler geldi. Çok özür diliyorum, malzemeler öğlene doğru geldi. Akşama marş bastık değil mi? O gün kapakları topladık biz. Yaylar maylar değişti çünkü gelen kitin içindeki yayları kullanacaktık. Neden? 7.30 döndüğümüzde benim ilk taktığım o pak yaylar pistona dokunmuştu. Evet, hatırlıyorum. Sübaplar. O yüzden o gün kapağı topladık. Ertesi gün makineyi toplayıp akşamına marş bastık. Biz bu şekilde 26'sı topluyoruz. 27'si yani şöyle pazartesi topluyoruz. Salı ayar yapıyoruz. Çarşamba dinlendiriyoruz. Perşembe yolluyoruz. Cumartesi antrenman yapıyoruz. Bir tane daha var burada. Ne bu? Allah biliyor. Allah biliyor. Biz bilmiyoruz Kerem. Ne yazdı? Ne yaptın gene? Hiçbir şey. Bir gaz demeyi çeksene bu hocam. Bir de direksiyon pompasının hortumları. Bak. Evet, 10 litre almışız abi. Ben bir stikten baksak ya. Nasıl koyacağız? Ben çoğunluk oldum. Evet hayatım, hazır mısın? Daha yeni ulaştı buraya. Geri dönüş yapıyorum bakayım mı? Yok. Yap. Makineyi çalıştırdık. Ertesi gün ayara çıktık. Değil mi? Şey işte o Kuzey Marmara yoluna çıktığımız. Kuzey Marmara'ya çıktık değil mi lan? Evet. Hatırlayamıyorum artık. İnanılmaz gidiyordu araba. Kaplama yapılmıştı arabaya. Aa doğru. Biz ondan ayara çıktık. Tabii. Gündüz vakti. Bitti her şey. Ayara çıktık. Ayara çıktık abi artık. Gene kafada kask. Kaput yok. Kafada kask. Onun videoları var. Laptopumu verir. Ondan sonrası çok rahat. Tamam. Nalcı duyuyor musun? Duyuyorum, çok net. Benim aramam kapandı ya, niye? Yok, duyuyoruz seni. Nasıl kapandı senin aram? Laptopumu getirdin mi? Yok, kopuğum ben şu an. Bizim aramamız. Sen kapamışsın belki. Sen Draghi'ye bağlanabilecek misin? Ondan sonra yola çıktık abi güzelce. Oğlum tutuklatacaksınız bir jandarmanın videosu yok. Sıfıra ne bastık ya? 1 bastık, 1.3 bastım, 1.6 bastım oğlum. 1.6'da araba bir gitti. Kolları hep yamukmuş arabanın anasını satayım. Yamukmuşuz öyle gidiyormuşuz biz. Bir gitti 1.6'dan sonra. Oo dedim, çığlık attım böyle kendi kendime. Bu da yola odaklanmış araba nasıl gidiyor diye. Ne oldu dedi böyle. Dedim ki oğlum 1.6 basıyoruz, gidişe bak anasını satayım. O ara 4.5 mu koşuyordu Nalcı araba? 4.5 koşuyordu. Ben hissedebiliyorsun artık arabayı. Oğlum daha açmadım. Çünkü şey diyorum, artık traklara gidebilelim. Yani oraya gitmeye razıyım ben, anladın mı? O videoda ben, şey diyor, bunun daha 2 barı var. 2 barı var falan diye çıldırıyorum. Basabilirsin.
ben bugün iki bara basacağım. Avansı dedim şey de vereceğim. Son rötuşlarını draglarda yapacağım. Çünkü gitmek istiyoruz artık ya. Bir kalkıyor mu kalkmıyor mu? Çünkü kalkma kısmını da çözdük biz. Kalkma bitti. Motorla uğraşmaya başladık. Ben iki bar bastım. İki bar bastıktan sonra biz... Dedik ki arabayı bir soğutalım. Soğutalım. Şanzıman falan ısındı. Sağa durduk. Jandarma geldi. Bir de daha hiç paraşüt açmamışız. Ben şeyin hesabını yaptım. Paraşütsünüz o zaman da. Bağladınız paraşütü. Tabii tabii. Paraşüt zaten hep bağlı. Hani ters bir durumda atacağız onu arkadan artık. Kurtarırsa kurtaracak. Onur'a diyorum ki lan şu benzinciye girmeden bir paraşüt açalım. Dedi ya nalcı girelim öyle açarız. Neyse biz girdik. Durduk işte ekipteki diğer iki araba da durdu. Biz daha arabadan inemedik. İki jandarma arabası geldi. O otoyol jandarma mı? Bir şey yazıyor yanlarında yeşil şeritle. Hemen içeriden komutan indi. Durun durun sen dur sen dur. İnmeyin arabadan öyle yapmayın böyle yapmayın. Geliyor 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 polis geliyor. Bak 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 sıçtık. Well, sıçtık. Well, sıçtık. Well, sıçtık. Tabii indik. Kafada kasklar. Ne şu kasklar var. Nalcı'ya şey dedi. Bu arabanın neyi eksik? Nalcı döndü. Şimdi komutanım yaptı. Yürüdü uzaklaştı gitti tamam mı? Abi cevabım yok ki. Kaput yok. Cam yok. Yok ya yok abim yok. Arabanın önünde görmüyor musun? Yok işte. O arada da bak hiç unutmam. Şerefsiz yavşak Yusuf. Komutan orada duruyor. Hani Ersin sağ olsun çok araya girdi. Hani komutanım yarışa yetişeceğiz. 3-4 senedir uğraşıyoruz. Nonsuz bağlamayın. Ben artık o gün orada bizi arabayı bağlasalar artık dedi. Draklar bizim kaderimiz. Bu arada arkamızdan da Çetin abi çekici takip ediyor bizi. Yani çekiciyle tabii. Otobana kadar gittik. Bir benzinde indirip yola çıktık. Tekrar yükleyeceğiz döneceğiz geri. Ersin bayağı bir sağ olsun konuştu etti. Tamam dedi bağlamayacağım arabayı dedi. Sağ olsun çok yardımcı oldular. O arada da bizim arkadaşımız var Yusuf. Yusuf geldi böyle komutana. Komutanım dedi. Şurada dedi bir paraşüt açalım. Çok merak ediyoruz dedi. Ne de açacaksın sen dedi. Paraşüt. Yusuf dedim ne diyorsun oğlum adam dedim bizi bağlamadı. Yusuf'u çekiyorum. Yusuf ama bir daha ondan önce de komutanım bir kere bindireyim sizi. Bayağı bir eğlendik işiniz orada. Ondan sonra arabalara ceza yazıldı. Biz bindik döndük. Draklara gidiyoruz abi. Ondan sonra zaten draklara gittik. Draklara gitmek de bir olay. Ana doğru draklara gideceğiz. Dur. Draklara gideceğiz. Hazırlandık. Böyle işte akşam yola çıkacağız. Her şeyimiz hazır. Bütün dükkan arabada. Dur pardon. Akşam yola çıkmayacağız. Ben Antalya'dan çekici ayarladım. Kurumsal bir firmayı. Gelecek. Tek arabalı çekici alacak arabayı götürecek. Biz de 2-3 saat sonra peşinden çıkacağız. Antalya'ya gideceğiz. Çekici geldi. Biz işte burada kamyoneti yükledik. Benim kamyoneti yükledik. Bütün ekipmanları. O arada da Antalya'da o büyük orman yangınları olduğu sene. 2021. Galiba tabii. Evet. Arabayı çekicinin üstüne yükledik. Bir de bizim işte dragcıların konuştuğu bütün her şeyi bir drag grubu var. Hazır mıyız? Ne aldık yanımıza? Tüm dükkanı aldık, yakıtlarımızı aldık, ihtiyacımız olan her şeyi aldık. Arabamızı yüklüyoruz, Antalya'ya doğru yola çıkıyoruz. Gazamız mübarek oldu. Haydi. Arabayı çekicinin üstüne bağladık. Oradan dediler ki yangınlar yüzünden yarışları iptal ettik. Bu indirdi. Dedim ya nasıl? Bu gene başladı böyle yaptık. Ben bırakıyorum buraya kadar. Ben yok olmuyor satranca başlıyorum. Beni ahşap oyma kursuna yollayın. Ben bıktım artık. Tabii başladım. Ama yandım. Haklıyım oğlum. Ya oğlum haklısın da. Yaptık ucuna geldi. Gecemiz gündüzümüz birbirine karışmış. Bırakıyorum. Hemen bırakıyor. Bıraktım ben. Gel ben gittim artık kustuk. Ben oynamıyorum falan diye tamam mı? Ondan sonraki bir hafta sonra. Bir ay mı? İki hafta ya. İki hafta, üç hafta, hafta sonra. İki hafta, üç hafta sonra drag düzenlediler abi. Gittik. Orada stok makinayla, o hurdalıktan aldığımız kol pistonla ilk başta 9-6. İlk antrenmanda 9-9 koştuk. İlk 9-9 koştuk. Ama 0-6 mı 0-7 mi ne basıyordu? Öyle bir şey. Çünkü motordan korkuyoruz yani. Kırılırsa süre alamayacağız hiçbir şekilde. Kıstım tabii bro. Yani hani yapacak hiçbir şey yok anladın mı? Hani ama motorun... Cuma günü bütün gece araba kullandık. Piste gittik. Baktık pist açık. Arabayı indirdik. Hemen test yapacağız diye. Orada ilk 9-9 koştuk. Yok 1.3 barda 9-9 koştu araba. Ondan sonra ben tabii bayağı kısık araba. Çünkü kırılmasın yarış gününe yetişsin diye. Sonra gittik yattık dinlendik. Ertesi gün geldik. Sıralama turları. Sıralama turları. İki kere o zaman kalkış hakkımız doğru. Vardı. İlk kalktı 1.6 bar basıyordu. 9-6 yaptı. Tabii ben hani bizim hedefimiz rekoru kırmaktı. 8.95'ti galiba. Evet speedy evo'daydı. Öyle bir şeydi galiba.
Ondan sonra neyse ben basınç açtım. Birazcık avans verdim. Hani motoru hayatta tutayım. Yarış da var diye, tamam mı? Hani böyle açamıyorum. Bir kalktı bu. O yaptı. 200-250 metre gibi arkası geldi. Gazdan ayağını çekti. Tekrar bastı. Devam etti. 1.9 basıyorduk o arada. Devam etti. 9.4 geldi. Ben şaşırdım. Dedim ki tamam oluyor. Yani birazcık daha dayanırsa makine olacak. Ertesi gün geldi. Ertesi gün arabayı çalıştıracağız. Araba tek maç çalışıyordu. Şimdi 1.9.2 bastık ya, üzerine biraz da avans verdim ben. Gav 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 gav. Yok. Renkten renge girdi. Bu bana geliyordu ki. Ne oldu diyor, tamam mı? Bir şok diyorum. Gav 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 gav. 5-6 maçta zor çalıştı araba. Dedim ki bunun gene kol gitti. Olamaz yani. Tek maç çalışıyordu araba. Neyse çıktık. Sıkıştırma. İlk... tabii sıkıştırma gidince çalışmak istemiyor. Sıkıştırma gitti abi. Aynen öyle. Kollar yamulmuş. Ben anladım kolun yamulduğunu. Ben dedim 2 bar basıyorum. Üzerine dedim avans vereyim. Bir de nos basacağız. İki yatırım. Peki sen, ha? Sen o hissettin mi orada, anladın mı? Kolun gitti, ayrı anlamadım. Anlamadım. Ben anladım. Tabii, bu, ben bunu bu gitti. Bunun bütün moral falan yerle bir bitti Onur. Ersin geliyor. Ersin diyor ki ne oldu oğlum? Bir şey yok. Sen kimseye çaktırmıyorsun. Çaktırmıyorum çünkü ben söylesem kol çıkacak. Hani ona göre davranmayacak kimse, tamam mı? Herkes o havada devam ediyor. Ama ben o araba çalışma diyor, bitti oğlum kalkacağız marş basıyoruz, araba çalışmıyor. Gıv 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 falan yapıyor böyle araba. Ondan sonra neyse arabayı çalıştırdık. 2 bar basıyoruz, 50 şat nos var. Doğru. Değil mi? Evet. Ondan sonra bu kalktı. O kadar da avans verdi. Buradan 9.4 koşan araba 9.5 zor koştu. Ama reaksiyon süresi var, 9.38 koştu. 9.38 koştu ama... Üstte yani 200 metreden sonra nosa da basınca araba artık üstte iyice dengesizleşmeye başladı. Döndüm. Onur dedi ki açıyorum. Dedim ki Onur açma, tutamıyorum pistte arabayı. Açtım hadi arabayı. Eyvallah dedim. Onun da videoları var. Şimdi arabanın işte bir biterken araba patırdamaya başladı. Kırılacak ama hani bir de o kadar bir coşku var ki tribünlerde. Bu arada kimse çıkmadı yanımıza. Diğer arabalar bozuldu ya da gittiler. Bilmiyorum neden gelemediklerini. İkiye attım lan, şimdi orada bıraksam rezillik. Dedim nosa da basayım da. En azından bütün sürelerimiz 9 gez. Patır diye NOS'la birlikte ben 400 yaptım, 9.9 koştu orada. Evet, 9.9 koştu. Zaten gazı bırakınca... Bırak paraşütü. Şimdi bok tarafı paraşütü attım, paraşütü açılmadı. Katlayamamış Timur. Katlayamamış. Kartel patlamış. Su hattı patlamış. Alta yağ, su, her şey iniyor. Ben böyle götüm pistin sonuna doğru durdum. Ama şimdi... En büyük korkum benim arabanın kırılmasıydı. Ama tabii o yarış heyecanı ve adrenalinle hiç umurumda olmadı. Ama araba durunca o adrenalin biraz aşağı indi. Dedim yanacağız. Yangın söndürücüyü de Hans var. Hans yüzünden kafayı da eğmiyorum. Yangın söndürücüyü tam koltuğun yanına kelepçelemişlerdi. Onda nasıl açılacak konusunda kimse bana bir şey söylemeden ben de merak etmedim. Çeker gelir, çekince gelir zannediyorum. Asılıyorum, küfür kıyamet yok. Mandalı açıyorum, öyle çıkardım. Çıktım baktım da ortalık. Karman çorman, neyse yanmalık falan bir durum yok. Ben işte benzin pompasını, kontağı falan her şeyi kapadım. Kanka açma. Niye? Zor duruyor araba pistte. 50 şat nasıl? Güzel. Aç bir. %1 verdim. Peki. Kolay gelsin. Eyvallah. Sarma!
Eyvallah, geçmiş olsun. Yardım eder mi abi? Sıkıntı yok. Ne dostum? Nal cevabımız var. Olan. Evet, bence büyük bir alkış hak etmedi mi? Bak pistindeki ilk yarışıydı. Amzilitre is coming. Bir muhteşem bir... Tekrardan ayağınıza sağlık. Bir güçlendirme işini yapmadan motorun içine üstten... İşte feraset, işte cesaret. İşte adam gibi adam. İşte adam gibi adam. Bir açalım orayı bir abi. Ezvar var. Şu arabaya bir alkış alalım. Ezvar var. Allah'ım. Çekeceğiz. Sana da bakıyorum. Hattı tarafa. Ya bir yere pencere. Oğlum şeyde bir şey yok Onur. Nerede? Şanzımanda bir şey yok. Blok patladı. Sonra ilk defa piste temizlik aracı girdi. Bu da çok önemli şey. Adamlar diyor ki 20 metre talaş sarıp kurtar mı? Ben sonuna kadar boşaltsın dedim. Ama paraşüt. Poşetiyle duruyor. Nalcı gücün azaldığı için olabilir. Ben hızı da geçemedim belki. Gücün azaldı. Açla geçti. Dura gide bakarız. Haydi toplanalım. Daha kupa töreni bekleyeceğiz. Öyle döndük bloğu bir yerden patlatmışız. Şimdi bizim o zaman makineyi kırdık. Kırılacağı da zaten belliydi. Ben zaten orada her şeyi yaşadım. Kırılıyor, kırılacak, kırdım. Hepsini biliyorum yani ben. Motoru açtık. Pistonların yine pırıl pırıl çıkması bende inanılmaz bir özgüven patlaması yarattı yani. Dedim ki stok makineyi... Pistonlarda bir tanesi yoktu tabii. Ha yoktu tabii. Kolunla birlikte gitmiş. Kolun sadece kebi vardı şeyin üstünde. Yani o kısım inanılmazdı ki. Kes pistona sen 2 bar basıyorsun, 2-2-1. Üzerine nos basıyorsun ve pistonlar pırıl pırıl çıkıyor. Sekman ve sekman kanalları dahil. Neyse sonrasında biz 6-0 blok almıştık Ali abiden. Nalcı almıştı. Bunu toplayacağız diye düşünürken onu yapmışken bunu da mı yapalım, bunu yapmışken şunu da mı yapalım derken orada şöyle bir mevzu oldu. Benim importta yani şeyler Japon arabalarında çok ciddi bir marka tecrübem var. Denemişliğim de var. Ben o denenmiş markalardan gidelim dedim Amerikan ürettilerse. Fakat Amerikan camiası bambaşka abi. Yani o mallara çöp gözüyle bakıyorlar. Bizim Subaru'da Evo'da kullandığımız malzemelere. Biz araştırdık, okuduk. Nalcı'da tabii gene sürekli telefon trafiği falan. Biz setup'ımızı kurduk. Bloğumuz farklı, kolumuz farklı, krangımız farklı, pistonumuz özel. Her şey custom neredeyse. Bunların hepsini yaptırttırdık. Bloğumuz geldi. Sonra kapak aldık. Evet. Kapak artık katedral porttan rectangular'a geçecektik. Doğru. Rectangular kapak için bir tane Arge için çöp kapak lazımdı bize. Onu da sıfır aldık. Üç tane sıfır kapak getirdik yurt dışından. Yurt dışından kapak getirttirdik. Kapak getirttirdik. Kapaklara ben 1 ya da 1,5 ay Arge yaptım. Kapağa. Çok uğraştın. Çok uğraştım. Kapaklara çok uğraştım. Acayip uğraştım. Yani artık delireceğim yani böyle, tamam mı? Neyse orijinali 300 CFM falan çıkıyordu galiba. 389, 390 CFM bir hava geçirdik biz. Egzozlar inanılmaz, emme inanılmaz. Her şey muhteşem oldu kapakta. Bloğumuz hazır, saplamalarımızı aldık. Ama bu setup o kadar custom'dı ki, o kadar biz ileri gittik ki. Hani artık malzeme bulamıyoruz. Doğru. Sübap alacağız abi. Ferre'ye yazıyorum. Ferre'ye diyor ki ben öyle bir sübap üretmem. Üretmedim yani. İşte ne bileyim başka bir firmaya yazdık, Supertech'e yazdık, yok dedi. Doğru. En son Manley'de öyle bir sübap bulduk. Evet. Sübabı aldık, çok da ciddi bir para verdik sübaplara. Yaylarımız inanılmaz, eksantriğimiz custom. O ara Nalcı bir yandan saldırıyor, ben tabii bir yandan tabii saldırıyorum. Eksantriği de adamlara bütün sebebi anlattım. Tabii biz bu arada ikimiz de yardırıyoruz. Nalcı bir yandan, ben bir yandan. Doğru, ben mesela eksantriği... Tabii parça alıyoruz abi, parça çok zor. Yani öyle bir hale geldik ki biz Amerika'da hazır bulamıyorsun hiçbirini. Ya zaten hazır bulamıyorsun bir. Bir de pandemi yüzünden ham madde tedariğinde de anladığım kadarıyla problem yaşıyorlar. Mesela custom eksantrik sipariş ettik. Dediler ki kor stokta yok. Sizin istediğiniz eksantriği yapacağımız kor yok. 1-1,5 aya yakın kor gelmesini bekledik. O arada adamlarla yazışıyoruz. Bütün setup'ı veriyoruz. Arabanın ağırlığı, sürücünün ağırlığı, yakıt miktarı, ıvır kıvır her şey. İnanılmaz detay istiyorlar ve tabii gene Amerikalılarla anlaşma mevzu var. Ya var ama kimse sana bir şey sormuyor abi. Yani sen yapman lazım Japon arabası yaparken ama burada öyle değil. Ya bir de Amerikan arabası birazcık daha farklı. Ama Amerikan'ın da high-end'inde parça yok Nalcı. Evet. Yani yok. Neyi bulacaksın? Oğlum konuşmadığım firma kalmadı. Sübap için en son bir firma dedim ki tamam bunu alıyoruz artık, alalım yoksa yürütemeyeceğiz yani. Pushrod'lar aldık, uzun geldi. Ondan sonra bir pushrod seri seti aldık, kalın geldi.
Orayı tıraşa artık kapak patlı. Naz dedi biz öyle bir şey yapıyoruz ki bak dedim. Bokuru çıkarttık ben dedim artık korkuyorum yani. Artık kastımın kastımına girdik. Ben hiç öyle bir şey yapmadım hayatımda. Hani şeyi çıktı. Turbomuzu seçtik. Evet. 106'yı. 106 milim turbomu. 110 mu olsun? 125, 135. Havalarda uçuşuyor. Benim de derdim bu şimdi. 110 aldık. Ya dolmazsa? Bana diyor kapatsın ya. Ya yaptım da tamam da ben hayatımda 110 milim turbo görmedim ki. Yani ne nasıl alayım? Bana kalsın en büyüğünü alalım zaten. Hani bir kere alıyoruz. Ama 110'un şöyle bir sıkıntısı vardı. Emmeyi doldur. Sıkıntı doldur. Değil. Egzoz 123 müydü? Egzozu çok büyüktü. İnanılmaz büyük. Dedim tamam 106'yı alıyoruz. 106'yı aldık. Ali selam abi. Maket bıçağı getirin. Şerdaş. Abi uzun yollarda kaldı ya. Abi şerdaş dur. Böyle turma polisi olmaz. Böyle turma polisi olmaz. Dur. Aslan Yardım canım lan. Yok hayır asla benim. Hepsi benim. Tamam abi. Oğlum böyle turbo olmaz. Çekilin. Kalkar mı? Oğlum böyle polim mi olur lan? Böyle turbo şey mi olur? Aba! Bu ne lan? Malak bir like bu. Oğlum bu ne? Ya gerçekten yapacağımız kim bu ne ya? Oğlum bunu nereye koyacağız? Evet. Kaç lan kaç. Kaç. Bu ne oğlum? Esra bir yere düştük şimdi. Yakıştı mı? Yakıştı, çok yakıştı. Esselam! Rakiplerin selasını okuyordum da. Hangi rakipler? Westgate'leri aldık. Westgate okuyorum. Lan Westgate okuyoruz. Ya Westgate okuyoruz yani. Oğlum Westgate başka okuyoruz bir ya. Boyut. Ya 44 milim iki tane takan geçen değil mi? Ya yok oğlum adam 60'ı takmış, basınç kopmuş, iki tane 66 takmış bir şey olmuş. Ya dedim ki ne aç. Biz bu işin içinden çıkalım. En büyüğünü buldum. Tamam okuduk dedim ben buldum. Ya bunları bir de işin kötü tarafı şu. Bu kadar high-end'e gittiğin zaman her bir parça küçük bir proje parası. Evet. Yani o dönem... 2000 dolar verdik değil mi lan Westgate'li Blow-Off'a? Evet. Verdik. Verdik. Çünkü abi oku oku bu güçlerdeki arabalar 2500 beygirlik setup arabaların Westgate'lerini buluyorsun. Blow-Off'larını. Bu arada bu adamlar yazmıyor. Yani adamın 2500-3000 beygir bir drag arabası var. Foruma girip sana tavsiyede bulunmuyor. Anladın mı? O yüzden... Projesini de paylaşmamış. Detaylarını da vermemiş. Abi Türkiye evet. Ya gibi evet yani. Çünkü orada artık kompetisyon klasına giriyorsun. Sen burada yapılan... Bir de o level'daki adamlar forum okumuyor ki. Evet. Bir iki haber biz varız. Tabii. Orada denemiş herif bulmuş. Neyse Westgate'leri alacağız. Westgate'lerden ayrı şüphe ediyorum. Hadi diyorum Blow-Off çok önemli değil. İki tane kocaman Blow-Off Westgate aldık. Her şeyi okuduk artık bitti. Ondan sonra kapaklarımızı yaptık, sıktık. Push rodları bekledik. İteceklerimizi taktık. Her şeyi okuyoruz. Sonra itecekler birinden rica ediyoruz. O alıyor. Firmaya ulaşamıyoruz. Ya bak samimiyetim de böyle. Öyle. Firmaya ulaşmadan itecek aldın sen. Doğru. Biri geliyor ne olursunuz rica ediyoruz. Artık draklara az yaklaşıyor. Vakit geliyor biz daha bir şey yapamamışız. Doğru. Gene şey bokliğine hani, dayandı. Stokta bulduğumuz mal için dua ediyoruz. Yani inşallah stokta vardır. Çünkü yoksa diyor ki 3 ay sonra gel. Öbür türlü bütün motor toplayan ya da proje yapan garajlara tek tek mail atman lazım. Stoklarında var mı? Çünkü Amerika'da bu sektör anladığım kadarıyla o kadar büyük ki. Adamlar satıcıdan daha fazla stok ya, sahibi. Tabii oğlum. Hatırlamıyor musun? Ya bir de ters tepiyor bu kadar high-end malzeme aldığı zaman. Nalcı yazıyor. Ben Instagram'dan yazıyorum. Nalcı bana diyor ki ara. Adamı arıyorum. Diyorum ki niye cevap vermiyorsunuz bize? Nalcı diyorlar ki sen bizi niye arıyorsun? Vereceğiz işte cevap. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Yani böyle ben arıyorum. Siz bize niye cevap vermiyorsunuz? Vereceğiz diyor. Nalcı'ya kızıyor falan. Böyle alamayız. Ben dedim yapamayacağız bunu yani. Bu çok zormuş. Malı almak da dert. Hani getirmesi dert. Ama malı alamıyorsun ki adamdan. Nihayetinde her şeyimizi bitirdik. Doğru. MM manif olduğumuzu portladık. After cooler'ımızı aldık. Enjektörler 2600 cc 16 tane enjektör aldık. Evet aldık. Yaptık onları. Bütün o çılgınlıkları yaptık. Bütün çılgınlıkları ne kadar varsa yaptık ama artık korku da aldı. Bende de var. Nalcı'da da var yani. Hani... Çünkü abi her şey o kadar fazla ki. Yani bunları bir arada bir harmonide biz nasıl yöneteceğiz? Evet abi. Yani inanılmaz. Ya 16 tane enjektörüm var 2600 cc. Gittik. Kaç çapındaydı ya? 4 mü? 4,5 inç mi ne? Karbon şaft yaptırdık. Tabii. Duyurt dışı abi. Ka-
karbon şaft bir yere gitti, oradan oraya geldi, onu alıyoruz, oradan oraya götürtüyoruz. Bak böyle var, nasıl bir, böyle Allah'ım inşallah gelecek karbon şaft da geldi, tamam. Biz o arada arabayı getirdik buraya, başladık. Direksiyon kutusunu değiştirmek istiyorduk. Bu arada biz tabii neler aldık neler. Yani bu anlatmadığımız bir kısım yani. Onu anlatsak video yetmez. Arka taraf değişmedi ama ön taraf kısmen değişti. Ön tarafı yaparken, direksiyon kutusunu takarken şurayı kes, burayı kes. Benim zaten aklımda olan bütün fantazileri o esnada gerçekleştirdim. Cumartesi günü bir girdik araba, arabanın önü yok. Önü yok. Motordan itibaren. Yok önü. Yok, hepsini kestik. Ayarda mıydın? Geldim. Ne yaptınız? Siz arabanın önünü kesmiş. Yeh dedim, rahatladın. İçinden geçtin arabanın. Neyse abi, direksiyon kutusunu bağladık vesaire. Lan onu anlatalım ya, direksiyon kutusu muhabbetini. Evet, direksiyon kutusu normalde üstünde işte mimik bir mafsalı olan, kocaman bir direksiyon kutusu olan, böyle kamyonlarda kullanılan bir sistem vardı. Çok ağır haliyle. Biz onu yeni nesil tip kramyere çevirdik ve manuel. Bu arada arabanın her şeyi manuele döndü. Fren, ne hidrolik ne vakum, hiçbir şey yok. Düz freni var. Direksiyonda dedik ki bütün pompalardan falan da kurtuluruz, hem hafif olur diye. Kremler direksiyona geçti. Bu da Chevrolet'in kaç yılında? 78'de 85 arasında yaptığı sanırım. Pinto diye bir arabanın kutusunu modifiye etmişler, küçültmüşler. Drag arabalarında kullanılsın diye. Bu arada universal. Arabanın önüne bunu bağlayacağız. Şimdi herkes birbirine bakıyor. Kimse yok. Hiçbir şey yok canım. Yanına göndermişler ayaklar ama. Üstte iki tane kelepçe var oğlum. İki tane ayak, iki tane de kelepçe. Ayakların arkaları uzun. Sen istediğin uzun. Lan bunun mesafesinin olması gerekiyor. İşte yüksekliğini olması gerekiyor. Hiçbir şey bilmiyoruz. Neyse işte motorun karterine çarpmayacak şekilde, tam ortalayacak şekilde biz planladık, taktık. Motor falan yok üstünde arabanın. Ön tarafı kestik. Biz o motoru ağırlığını sağlayalım diye Onur'la birlikte çıktık cross member'ın üstüne. Aa, süspansiyon öne indi, ön lastikler oldu böyle. Dedim Onur ne oluyor? Bizim kafa yandı. Bana diyor ki neden olur? Lan ne bileyim neden olur? Ben sanki hiç hayatımda hayır bunu buraya takmadım ki yani, anladın mı? Neyse şimdi bunun yanında da işte spacer'lar, aparatlar falan göndermişler. Lan gel bir de şunları şuradan takalım dedik. Öbür tür taktık. Bu sefer de lak dışarı açıldı. Kafayı yersin. Ben aradım Emre'yi. Bizim rot balansçı Emre geldi. Gösterdik, böyle yaptı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu nasıl oldu diyor. Aynen öyle okuyucu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu nasıl oldu dedi, tamam mı? Abi siz kafayı yemişsiniz dedi. Gitti. Dedim ki oğlum bir fikri yok mu? Abi hiçbir fikrim yok dedi. Ben hiçbir şey anlamadım dedi. Siz ne yaptınız lan dedi, tamam mı? Neyse biz onu da okuduk ettik. O da çözüldü bir şekilde. Ya bu arada bütün arabanın ön tarafı borudan tekrar imal edildi işte. Radyatör ayakları. Ya ben dükkanı olmayan bir yerden, Günay abi sağ olsun, Facebook'taki bir adamdan biz ön radyatör şey aldık, paneli sipariş ettik. O geldi. Alüminyum. Hafif alüminyum. Olsun. Hafif olsun. Çünkü artık hani güçle ilgili bir derdimiz olmayacak. Hafiflemeye başlayalım artık. Abi arabaya o kadar işlem geçelim. Yapıldı ki. Onlar alındı. Çok zor malzemeler alındı. Seçildi. İşte ne bileyim karteri taktık. Karter traverse değdi. Traversi kestik. Traversi baştan yaptık vesaire. Artık hani böyle saçma sapan bir yere geldi. Neyse en sonunda biz makineye koyduk. Ya tabii biz bu motoru vesaireyi bitirdik. Yani yanlış anlaşılma olmasın ama biz bu arabanın özellikle ben yürüyenini uğraş, parçasını getir, motorunu topla, kapağını geliştir. Benim işim bitmedi ki. Ben bu arabaya yazılım yapacağım. Ben bu arabayı kaldıracağım. Benim bu arabayı kaldırabiliyor olmam lazım. Ben bir işin bir kısmında değilim ve ben bununla kesinlikle kendimi övündürmüyorum. Anladın mı? Her şeyini ben yapıyorum. Tabii ki Nalcı'yla beraber yapıyoruz. Yanlış anlaşılma olmasın ama hani Nalcı gidiyor. Çocuğun işi gücü var. Biz yapıyoruz burada tankını, bilmem neyini, osunu, busunu, her şeyini. Tabii. Bu arada şeyde bu parçalar beklenirken arabanın komple elektrik sistemi sıfırlandı. Tabii. Nalcı garaja o boş durmadı. Elektrik sistemini sıfırladı. Bir ben o ara parçayla... Ya bu takım çalışması abi, işin özü. Ersin'e bir iş veriyoruz. Aynen. Ben bir iş yapıyorum. Nalcı bir iş yapıyor. Çünkü tek başına bir insanın bu kadar insanla konuş... Bak ben şu net söylüyorum. Herkesle bir tek ben konuşsaydım çıkamazdık işin içinden. Doğru. Bana yardım eden iki kişi vardı yurt dışında. Nalcı başka bir şey hallediyor. Nalcı diyorum. Burayla konuştuk. Burayı biz halledemiyoruz. Sen hallet burayı. Sen çöz. Sen getir. Ya yapacak bir şey yok. Yetişmeyeceğiz yani. Bu arada çocukların da hakkı ödenmez bu şeyde. Yani. Tabii. Sabahlara Timur'un, kadar. Timur'un, Cengiz'in, Ersin'in, evet. Ahmet abinin. Ahmet abi inanılmaz şekilde headers yaptı. O ve turboyu oraya asabildi. Abi dedim bunu as. Götürdük böyle yaptı. Nasıl asacağız oğlum bunu dedi. Bu dedi araba kadar dedi bu dedi turbo. Siz kafayı yediniz iyice dedi. Onu astı, yaptı. Bak hiçbir yerine sıfır sorun yaşamadı. Egzozda çıkışları da çok güzel yaptı. Aynen öyle. Sanat yaptı orada. Aynı zamanda bizim rot balansçı Emre dükkanı açtı. Sağ olsun. Gittik akşam 6'da gece 12-1'e kadar rot balans yaptık rot arabaya. Rot balans yaptık ama o da ayrı. Ya her şey bir macera. Aynen her şey bir macera. Ondan sonra neyse abi arabayı ayar kısmına geldik. Arabamızın her şeyi hazır. Stabil çalıştırıyoruz. Tabii belli başlı korkular yaşadık. Makinede o kadar her şey hardcore ki. Makineyi çalıştırdığımda ben korkudan altıma ettim. Nalcı'yı aradım. Nalcı'nın işi var. Nalcı dedim gel. Bu makine öyle bir duruyor ki. Bu makine kilitleniyor oğlum. Bir şey oluyor dedi bu makineye. Yani... Video gönderdi. Kontağı kapatıyorlar şak diye duruyor makine. Ya böyle bir hani bir atalet devamı falan yok. Anında kesiliyor. Yapıyor böyle. Ah dedim.
basmayın. Bu dedim bir yerine dedim sarıyor, bir şey oluyor. Hani bir şey yapamadık, bir sıkıntı var. Geldi, çalıştırdık ettik, o da şaşırdı. Tamam mı? Dedik evet, bu normal değil. Ben o ara her şeyi 50 kere kontrol ettik ama şanzıman yağına bakıyorum, bu tamam. Motor yağı, basıncı var. Allah Allah, bu nasıl oluyor falan diyorum, tamam mı? Külbürtör, ondan sonra arabayı çalıştırdık. Artık dedik yapacak bir şey yok. Yani o kadar yabancıyız ki bu kadar hardcore makineye abi. Çıkan ses, yani bir motor ustası duysun. Şerefsizim bak, hatta İsmail abi de dedi ya. Bak oğlum dedi, sizin arabadan popa 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 çapa 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 bir ses geliyor dedi. Duyuyorum, haberiniz olsun dedi. Dedim abi, biz de duyduk. Sübap dedim o. Açık külbürtör kapaklarını bakıyoruz. Lan hiçbir şey yok. Kartelin yağını indiriyoruz. Külbürtör kapaklarını açıyoruz. Tertemiz. Ya nokta şey sıfır gibi her şey. Karteri açıyoruz. Bu arada tabii sübaplar çok büyük. Lift çok fazla. Öyle bir yuva basıncı var ki sübapların. O liftle beraber kontrollü şekilde açılıp kapanabilsin diye o sübapların kapağı yatağa vurma sesini duyuyoruz. Çap 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 çap. Oğlum bu ne? Nalcım bu ses ne? Hatta abi duyamazsın Serdar ki. Serdar abi geldi. Evet. Serdar abi dedi ki Onur motorun sesi normal mi? Artık ben kabullenmeye başlıyorum. Çalışıyorum daha doğrusu. Dedim abi normal. Nalcım dedim ki yani artık ne olacaksa olsun yani. Bu kadar yaptık. Şöyle dedim bir tur at. Bir dedim gaz ver bir devir çevir. Kitleniyorsa da kitlensin. Bir çevirdi. 5 bunu 6 bunu hiçbir şey yok. Bir de araba tamam. Şimdi düşük hacimden sonra bu kadar 7 litre böyle ciğerli bir makineye binince arabaya gaza dokunuyorsun kuduz köpek gibi zıplamaya çalışıyor devam buldu yani. Ama hoşuna gitti indi bağırıyor benim çok hoşuma gitti diye. Ama direksiyon dönmüyor arabada. Hayır. Direksiyonu biz şasenin içerisinden iki mafsalla birlikte geçirip bağlayabildik. Mafsal açılarını yanlış yapmışız. Ben Onur'a dedim ki biz kullanamayız arabayı böyle. Mümkün değil ben kaza yaparım. Tabii Nazlı hani sürekli bana alt metinde ben motoru bitirdik. Alt metinde şey diyor. Ben bu direksiyonla ölürüm. Ben bu oğlum dedim tamam da ne yapacağız yani? Hani bana bir şey söyle yapalım. O diyor ki ben de bilmiyorum. Tamam dedim ben de bilmiyorum. Orayı sök burayı tak. Komple ben çözdüm en sonunda. Dedik ki Onur dedi ki bak buradaki açı çok şey fazla. Bunu biraz açalım nasıl açarız öyle yaparız böyle yaparız. Aradaki bağlantıları kısalttık. Ya aradan bir santimlik falan bir parça çıkardık sadece o mafsal sisteminden. Pamuk gibi oldu. Ara düzeldi. Tamam dedim. O arada fren devam ediyor ama. Evet. Fren. Biz fren 25 kere hava aldık. Nalcı biniyor gidiyor fren bok gibi. Lan oğlum hava çıkmıyor ki neresi? Yani ne yapacağız artık yani yapacak dedim bir şey ki, yok. Dedim ki oğlum merkezin havasını aldınız mı? Ne merkez havası dedim. Oğlum bu merkezinde ne var Amerika'nın hakikaten? Öyle abi. Komple boşaldığı zaman... Bittin, sıçtın. Merkeze bir hortumlar bağlayıp tersten kendi kendinin havasını aldırman lazım. Resledin tamam dur ben daha önceden çünkü hidrovaka geçerken yapmıştım o işi. Aparatlar vardı garajda ben aparatları getirdim. Burada işte hep beraber söktük ettik merkezin havasını aldık. Havası alındı frenlerin. Bu arada daha önce ben de aldım nalcıoğlu ama parmağımla aldım hatırlıyor evet. musun? İşte ya, parmakla değil. Bir fren attıyla çok uğraştık biz bunun. Bir de frenin havasıyla. Evet. Bitirdi bizi yani. Şey benzin attı. Değiştir diyor. Biz bir benzin attı çektik arabanın içine. Bakıcı Ayhan boru attı bok yemiş. Bak inanamaz. Bak abartmıyorum. Böyle koli geldi yurt dışından. Fittingler, hortumlar, 16 her çeşit her ölçü hortum var arabada. 16 haneye var, 12 haneye var, 10 hane, 8 hane, 6, 4 hepsi var. Her şey fitting sadece bir radyatör hortumları değil. Onu da yapacağız. Abi sonrasında biz ayara çıktık uzun lafın kısası. Anlat bitmez bizim başımıza gelen şeyler çünkü. Fren? Ne freni? Tutmadı. Fren tutmadı sonra... Gene tutmuyordu ki oğlum yarışa giderken tutmuyordu frenler. Ya tutmuyordu dediğin kara fren öyleymiş. Hayır oğlum. Ya öyle. Oğlum bu frenler yeni taktıklarımız öyle değil. Nasıl değil oğlum? Piston çapından dolayı öyle evet. Bir şey işte. Tamam. Tamam değiştirince oldu. Ya çok... Lan frene olamadı. Basıyorum. Böyle tatlı basıyormuş gibi gidiyor araba. Neyse devam et. Ayara çıktık. Nalcı tabii ayara bu ara de. Ayara otobana çıktık abi. Mecbur. Yani mecbur. Çok büyük beraber. Konuşmuştum konuyla ilgili. Çıkmayız etmeyiz diye. Römork'la beraber gittik. Aftercooler'ın buzunu koyduk vesaire. Yani taktık kaskları. Bu arada yani herhalde yazın en nemli günüydü. Evet. Gün. Cam buharlanıyor oğlum. Cam dıştan buğu oluyor. Aynen öyle. İnanamazsın yani. Bizim kafada gene kasklar. Tabii bende bir korku. Nalcı'da bir korku. Şimdi araba çok güçlü olacak diye düşünüyorum. Bir yandan da ben diyorum inşallah bir şey olmaz. O kadar kısa sürede yapıyoruz ki bu arada bu anlat. Bir iki gün sonra bunları yapıyoruz, iki gün sonra ayara çıkıyoruz. Hani bir düşünme, araştırma vesaire şansımız yok. Ayara çıktık, otur dedim Nalcım. Nalcım bir oturdu, 0-4 barda Atahan araba bir gitti. Ben böyle yaptım, kendi sıçtık dedim. Bir de bu arada arabanın ön süspansiyon sisteminde de birkaç modifiye yaptık mevcut parçalarda. Neyse biz tabii süspansiyonu da yeni setup'a göre ayarladık her şeyi. Ondan sonra çünkü tutunmamız lazım. Uzunda tutunması lazım arabanın diye. Neyse 0.7-0.4 bastık. Dedim ki Nalcı Veskey diğerlerini yanlış taktık. Nalcı da o ara okurken yanlış okumuş. Artık hengameden herkes bir şey yapıyor düşün bu ekipte. Dedim üzerinde ayarlar var oraları sıkalım. Ayar varmış abi yanlış okum. O kadar basıyormuş zaten. Ayarları sonra dibine yayı değiştirdik kadar, ya. Efendim, ayarları dibine kadar sıkmamız gerekiyormuş. Hayır oğlum yayı değiştirdik sonra Nalcı. Onları da unuttun şizofren oldu. Evet. İki kere mi çıktık oğlum biz? Evet.
Yok iki kere çıkmadım. Yok lan o gün çıktık işte senin aklının çıktın, gitti. O gün çıktıktan sonra üstten ayarlarını sıktık Westgate'in. Ben bir şekilde zor bela 1.5 bastırdım. Diyorum ki makinayı göreyim. Oğlum 1.5 basarken araba bir gitti. Böyle avansı falan da kısık tam açamıyorum. Vah yaptı böyle ben normal ekrana bakıyorum. Ekrandan kafamı bir kaldırdım. Yol yok. Yol yok. Hızdan diyoruz bu da böyle yapıyor. Yandan yola bakıyor. Korktum oğlum sıçtım altıma. Şöyle bir vurdum. O arada da araba 3.8. 3.9 alıyor. Evet. Ben ayar mayar yapamıyorum yani korkudan. Hani arabanın önü kalkıyor. Önü yerden kesiliyor. Bir şeyler oluyor. Savaşıyoruz biz içinde arabanın. Bu ayar dedi bana yeter. Westgate yayını falan değişiriz. Biz dedim Konya'ya gideriz. Ondan oğlum sonra... oranın en keyifli kısmını niye anlatmıyorsun? Neyi anlat abi anlat. 1.5 en son basışımız. 1.5 barda oturmuşuz. İp gibi gidiyor ama araba. Gram sarmadı. Ben diyorum ya 3.6, 3.5 falan gelecek. Bir anda koluma vurmaya başladı. Hani bende avans vuruyor bir şey. Yani benim duymadığım bir şey var diye asıldım frene. Dedim ne oldu? Çok korktum dedim. Allah belanı versin. Drag'e baktım 198'de bırakmışız. Yapacak bir şey yok abi korktum. Ondan sonra ben bir daha ondan sonra hayır ondan sonra bir daha bastım. Gene sardı bu sefer çığlık attım nalcığı diye. Ya bir de arabaya o sürüyor ya şimdi. Hınrr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 r
hissediyorum yani tam kopma şeyinde değil. Hani aksın ne oluyorsa olsun. Hem tutunuyor hem gidiyor bu arada. Ama tabii ben onu... bastım çığlığı. Bırak dedim, yeter beni dedim, indir arabadan, ne hali basıyor dedim sakın arabanın içinde. Ondan sonra Konya'ya gittik abi. Konya'da antrenmanlar bir yandan güzeldi, bir yandan çok zordu. Evet. Yeni yaptığımız motorun ağırlığı, kestiğimiz ağırlıklar vesaire inanılmaz arabanın geometrisini değiştirmişti. Arabayı ilk başta kaldıramadık. Ardından başka şeyler değiştirdik. Sürekli oraya takım taklavatla gitmiştik. Bir drag gibi gittik biz oraya esasında. Ondan sonra sağ olsun Coşan Garaj, Adem abiler, Bahri, herkes çok destek oldu. Nazif hiç yanımızdan ayrılmadı Konya'da. Nazif zaten kahramanı. Ondan sonra biz pisti hazırladık. Bu arada her şeyi yaptığımız gibi pisti de biz hazırlıyoruz orada. Motor topla ayağını yap bitmiyor. Orayı da hazırlıyoruz. Orayı hazırladık, her şeyi yaptık. Tabii bir de benim o dönemde bir arabaya da benim de alışma şeyim oldu gene. Ayağımı gazdan çekiyordum. Kalkıyorum. Böyle gayri ihtiyarı, ben farkında değilim çektiğimi. Traction control yapar gibi ki gerçekten hani şey de değil, böyle check bass da değil. %75 oluyor TPS, tekrar basıyorum. Tabii onu sürekli vloga bakıyorum. Oğlum diyorum, niye çektin? Ben çekmedim diyor. Kendi çektin diyorum yani. Niye çektin? Hayır canım, yani bir şekilde şey bilinçaltı, yapma oğlum öleceksin diyor. Abi biz orada derslerimizi aldık. 200 metre süresi aldık. Gelişmişti, evet. 200 metremiz. 400 metre alamadık çünkü durma mesafesi çok kısaydı. Yarış abi, öncesi ondan sonra araba inanılmaz wheel yapıyordu. Biz oradan yürüyen derslerimizi çıkardık gene. Bu arada bu tarz dersleri çıkarmada mütevazi olmayacağım. Bir test hemen çözüyoruz. İki test çözüyoruz. Yani artık o kadar tecrübelendik. Biz derslerimizi aldık. Gerekli süspansiyon değişikliklerini dükkana döndüğümüzde eksiklerimizi yaptık. Tabii bu arada hani biz bir takımız derken bu takım olmak sadece yarış öncesi lastik havası kontrol değil. Aracın üstünde ayarlanabilir bütün her şeyin her denemeden önce bir hazır formatımız var. Oraya bütün datalar giriliyor. O datalar bir yerde toplanıyor. Her kalkıştan ya da en az iki kalkıştan sonra bütün bu datalar bir karşılıklı bakılıp ona göre yol haritası çıkarılıyor. Tabii. Arabayla alakalı. Ve hepsinin videoları var. Yani dosya haline getiriyoruz. Bu kalkış, bu basınç, bu süspansiyon ayarı bunu yaptı. Bu launch kontrol, bu bunu yaptı diye dosya haline getiriyoruz. Yoksa bunun altından kalkmanın imkansız. Çözene, çünkü derya deniz. Evet, inanılmaz. Yani arka süspansiyonun 384 tane ayrı pozisyonu var. Yani. Hadi çık işin içinden, hangisini yapıyorsun? Hangisini arada, yapmıştın, ne olmuştu? Nalcı, bir de şöyle bir şey var. Bunu yaparken sen onu değiştirdiğinde kalkış basıncın, lastik basıncı, lastik sıcaklığı, zeminin durumu, her şey birbirini etkiliyor. Evet. Kaldırmak gerçekten çok zor. Ne oldu? Konya'dan döndük. Evet. Tabii ki yine Antalya yarışlarına gitmeden 2 ya da 3 gün önce İstanbul'da bir arkadaşımız büyük bir trafik kazası geçirdi. Yani ciddi yaralandı. Gitmeme durumu oluştu yarışa. Ama ondan sonra işte bütün yarışmacı arkadaşlarla falan toplandık. Hani gidelim, süremizi alalım. Herkes çünkü emek verdi. Hem kaza geçen arkadaşımıza da bir moral olur diye. Hem de gidip işte biz en azından kendi garajımız adına orada kupayı alıp arkadaşımıza götürmek istedik ki gittik, rekoru da kırdık. Hatta yarışlarda İsmail abi şey dedi. Çocuklar bakın dedi, hani aracınızın tam potansiyeli var belli. Ama dedi %100'ünü kullanıp benim gibi 15 sene rakipsiz kalmayın. Ufak ufak dedi kırın rekoru. O ikinci rekor biraz tabii kantarın topuzu bir tık kaçtı. Çok 8, bir şey 7'de, yapmadan geldi. O ne oldu? Yani 8-7'de bıraksaydık. Bu offer orangini değiştirince geldi. 8-7'de bıraksaydık belki rakipler daha motive hazırlanabilirlerdi önümüzdeki sezona. Ama yani her şeyi o kadar iyi yapmışız ki gerçekten çabalamadan hani Türkiye'de hayal denilen süreler geldi. Ki hayal bile diyemeyecekleri
süreleri yapacağız önümüzdeki sezon. Umarım rakipler de bizim kadar sıkı hazırlanıyordur. Şöyle oldu. Yağ indirdin alıcı. Fotoğrafını çekti. Yok artık dedim. Bu kadar mı umurumda olmaz dedim her şeyin. Pırıl pırıl çıktı. Suyu vesairesi duruyor üzerine. Bujilerini söktük. O bujiler kadar. Tabii, bujiler de burada. Her şey temiz. O kadar. Başka hiçbir şey yapmadık. Elimizi dahi sürmedik. Önümüzdeki sezona ufak tefek upgrade'lerle aynen. Birazcık daha kendimizi süspansiyon konusunda geliştirerek 7'lere düşeceğiz. Allah izin verirse. 7'lere düşeceğiz. Hedefimiz 7'ler. Arka iter bir araba Türkiye şartlarında hiçbir şekilde 9 koşamazdı deniliyordu. 9 koştu. 8 zordu. 8 koştu. Şimdi 7 koşamaz olursa 7'de koşacağız. Yurt dışı var. 7'den sonra değil mi? Yani bir Türkiye'de koşarız 7'yi. Ondan sonra ilk şey Yunanistan. Evet. Pistleri çok güzel. Gerçekten çok başarılı. Yani bizden fersah fersah ötedeler. Kıbrıs'ta yeni pist açılmış. Götürürüz. Eğer yani pist gerçekten hazırlanılmış bir pistse gideriz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah. Evet. Düşününce çok uzun bir süreymiş gerçekten. Ya, ama hiç de boş geçmemiş ya. Evet boş geçmemiş. Bir pandemi de... biraz. Pandemi döneminde bir boşluk oluştu. O da gayri ihtiyari. Aynen. Onu da yapacak bir şey yok zaten. Eyvallah abi. Senin de eline sağlık. Senin de emeğine sağlık. Başlıyorum. Böyle arkası. Yalanlar bittiyse gerçeklerle başlayalım. Ne anlattılar bilmiyorum. Bütün hikayeyi anlatmışlardı zaten ama ben aşağıda çalışıyordum. Bu aralar yoğun çalışıyorum. Çünkü birilerinin çalışması lazım falan. Ne anlattılar? Bana çok bir şey bırakmamışlar yani. Sen kamera arkasını güzel yapıyorsun. Evet. Yani şimdi teknik bir başarı var ortada. Bu tabii onların başarısı. Ben genelde daha çok işte organize edilmesi, yapılması, onların kahrının çekilmesi. Onlar böyle gül oyunu anlatıyorlar ama draglarda gördün yani en son yarış sabah ben Nalcı'yı bıçaklayacaktım yani. Öyle bir stres vardı. İşte birilerinin onları şey yapması gerekiyor. Çobanlık yapması gerekiyor. Kopilot. Evet, kopilotluk yapması gerekiyor. Gerçekte de kopilot olduğu için. Gerçekte de kopilot olduğum için onların kahrını birilerinin çekmesi gerekiyor. Umarım eşimize dostumuza teşekkür etmişlerdir. International, Fidex, Canavax, Esmo Swap Masters, diğer gruplar. Çok fazla destekçimiz vardı. Artık geleceği konuşmak lazım. Yani gelecekte işte yurt dışı planları var. Yurt dışına gitmek istiyoruz. Ya o şeye bağlı. İşte rakiplerimiz 7 saniye hayali kuruyor mu? Ona bağlı. Çünkü ben hep başından beri söylüyorum yani. Onların hayallerinin bittiği yerde bizim gerçeklerimiz başlıyor. Hayalleri bittiyse hayata geçeriz. Görüşürüz.